anladım o güncüm. Anladım. Efendim o gün benim çocukluk arkadaşım ta Ankara'da 11-12 yaşlar mı? Daha fazla. Hayır. Doğma Bateri, büyüme. Davul. Ha? Doğma büyüme. Doğma büyüme. Evet. Hayatımda ben bu kadar yaramaz bir çocuk hayatımda tanımadım. Anne baba avukat değil mi? Evet. Dolardık bütün hepimiz evine o günün. Kadıncağız da 3 günlük 4 günlük yemek yapar buzdolabına koyardı ki hani çalışıyor. Her gün eve geldiğinde hazır olsun bir şey diye. Biz bir dalardık. Yarım saatte bütün yemekler biterdi. O gün davul çalar evin için karma çorman dedim ki o güne biraz evvel. Ne kadar yaramazdın o gün değil mi dedim. Sen kendine bir baksana dedim ona. Ben çok mu yaramazdım? Buzdolabı faresini de bu arada yakalamış olduk. Evet. Çok yerdik değil mi? İkimiz de DSE kulübünde yüzücüydük. İşimiz gücümüz yemekti tabii bu arada. Fakat yüzme derken ayağımın üstünde duramıyorum. Ben o zamandan beri herhalde akıllanmadım. Şu ayağımı kırdım. Hala akıllanmadım. Bugün 2,5 saat tenis maçı yaptım. Ama çok güzeldi, çok keyifliydi. Tenis oynadığım zaman inanamazsınız. Sanki gerçekten annemin karnından yeniden doğmuş gibi oluyorum. İnanılacak gibi değil yani. Oradaki şeyi çok seviyorum. Hani böyle sanatçı kişiliğinizden sıyrılıyorsunuz. Sıradan böyle kendi halinde şortunu giymiş, kantar içinde, sıfır makyaj. Yerlerde yuvarlanıyorsunuz, düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Topu iyi attıysanız seviniyorsunuz, kötü yediyseniz üzülüyorsunuz. O kadar güzel bir ortam ki size anlatamam. Ve ben bugün aslında normalde bu saatlerde uyuyor olan biriyken, tabii ki cuma günü programım var ve dolayısıyla normalde uyuyup gelmem lazım ya da kampa girmem lazım. Aslında benim sahneye çıktığım dönemlerde de hala çıkıyorum tabii ama hep büyük sanatçılar, Boğaz Zabacı olsun, Bülent Ersoy olsun, işte aklınıza kim gelirse, o gün sahneleri varsa bepanten iğneler olurdu. Sonra o iğneler zararlı oldu, ortaya çıktı. Sesleri açılsın, ısınsın diye. Bütün gün uyurlardı, kampa girerlerdi. Hatta 3 gün önceden ben yine kantar içerisinde tenis oynamış, gelip 2 dakikada terimi soğutup ya da duş alıp sahneye atardım kendimi. Bugün de böyle oldu. Yine ayağım ağrıyor, yine ayağım zonkluyor. Ne yapacağım bilemiyorum ama çok keyifli bir gece geçeceğinden emin olun yani, gerçekten. Bravo Gül. Çok teşekkür ederim bu hoş alkışlarınıza. Bugün 1 Nisan biliyorsunuz. Eğer ki yapabilirsek, inşallah duymaz, buradan başka bir yere bağlanıp bir 1 Nisan şakası yapmayı düşünüyoruz sevgili Şafak'la. Fakat daha organize olamadık. Eğer olursak çok güzel olacak. Gerçekten. Başka bir stüdyoya bağlanacağız ve çok güzel 1 Nisan şakası yapacağız. Bunun yanı sıra tabii ki konuklarım var. Bunun yanı sıra müziğimiz var. Gazeteci arkadaşlarımızdan kimse gelmedi mi? Yoklar mı? Gelirlerse gazeteci arkadaşlarımız ve onların soruları var. Var da var yani, anlayacağınız. İsimleri alayım. Şimdi sırayla konuklarımı huzurlarınıza davet ediyorum. Mete Horozoğlu, Şafak Sezer. Televizyon programlarında bu programı eleştirdiler. Zaten iyi bir şey söyleseler gerçekten yani diyeceğim ki Türkiye'de büyük değişiklik var. Bütün bir hafta bu sandalyelerin rahatsızlığından bahsettiler. Hepsi bir süre sonra siz de rahatsız olabileceksiniz ama ben çok seviyorum sandalyelerimi. Güzel ya, iyi.
İyi. 5-10 dakika sonra sorarım size. Oturuz şöyle. Şafak şey öyle bir oturuyor ki. Kaç saat dayanacağız? Bilmem artık. Yani. Dayanabildiğiniz kadar dayanacak. Ne kadar da o kadar kalıyor muyuz ya? Fakat aslında bu programın şöyle bir özelliği var. İstediğiniz zaman kalkıp dolaşabilirsiniz. Çok tatlı. Hatta demişler ki garson gibi bütün konuklarına ne içersiniz diye sordu. Ne içersiniz? Çay. Kalkal. O tamam. Derece diyorsun. Çay içiyor yani. Musun? Çay. Kahve. Eteğim açık olursa. Kahve, limon, çay. Limon alın çünkü biraz sonra diğer konuğumun şarkısıyla başlayacak program. Çay mı içiyorsun? Deniz Seki içer ama ben. Aldınız da açık. Yani gördüğünüz gibi. Mete Horozoğlu ve Şafak Sezer. Bu ne ya, bu ne ya? O dizilerde şey seyrettiğiniz gibi değil işte. Gördüğünüz gibi çayları kendileri koyuyorlar. Ya. Ne demek ki? Ezilmeyelim, yanmayalım da doğal olacağız diye. Soğuk mu yoksa? Ne? Doğal olacağız diye yanmayalım da. Doğallıkla ne ilgisi var? Çay alın, yerinize oturun, keyifli keyifli tamam. Dedim. Hayatım altını yakalım bence. Soğuk mu? Soğuk. Rezil olduk. Tamam, fazla karıştırma. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Yürüyor. Elinize sağlık. Aa! Çok sağ ol. Almadı vallahi. Dur biraz ısınsın ondan, ısınsın ondan sonra. Vallahi soğuk. Lütfen. Kamera benim Hülya sevgili Hanım. Asistanlarımın olduğu yere dönebilir mi? Ya böyle arkayı dönmek de. Sevgili evet, Serpil Parker. Ama seyirci gibiyiz ya öyle yani. Seyirciyiz Şükran biz de. Hülya Hanım'ı izlemeye geldik. Serkan da asistanım öyle oturuyorlar. Şunun on off düğmesine bas. Ama boş oturuyorlar. Hülya Hanım gürgen mi meşe mi bu? Şunu bile ısıtamamışlar. Hülya Hanım gürgen mi meşe mi? Neyse ne işte Allah aşkına Allah Allah. Sandalye güzel. Güzel güzel. Evet, bence de çok güzel. Şimdi müsaade ederseniz. Estağfurullah. Pardon. Şey sevgili Deniz Seki şarkısıyla huzurlarınızda. Ne de o ağaçlar görmeden geç.
geçirdiğim çok sabah var. Aşk diye diye kendimden bile bile vazgeçtim derken yolu kaybettim. Ağlasam da söyleyemem derdimi, çünkü ben seni suya hapsettim. Aşk diye diye kendimden bile bile vazgeçtim derken yolu kaybettim. Ağlasam da söyleyemem derdimi, çünkü ben seni suya hapsettim. Ezberledim ben okuya okuya, bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde, uykum kalksa bile ben yolumu kaybettim. Okusam da söyleyemem adını, çünkü ben seni suya hapsettim. Aşk diye diye kendimden bile bile vazgeçtim derken yolu kaybettim. Ağlasam da söyleyemem derdimi, çünkü ben seni suya kalk sevgim. Ne kadar başarılı değil mi? Bu arada Adem, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ses düzeni ne kadar güzel çok değil güzel. Mi? Çok güzel. Çok çok güzel. Ben de orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Keyifle seyrettim geçen hafta. Çok teşekkür ederim. Fakat ben her yayına çıkmadan önce böyle elim ayağım boşalıyor. Yani boşalmıyor değil ki. Mi ya bu 25 milyonuncu çıkışımız ama ne güzel işte bu heyecan herhalde ayakta tutuyor bizi değil mi? O heyecan olmazsa ne olur acaba? Ben seni böyle alacağım. Hayır. Evet. Yapma. Olsun, frikik versen de önemli değil. Gerçekten. Otur. Bir yandan. Sonra seni alacağım oraya. Peki. Seni sorguya çekeceğim. Tamam, çek canın sağ olsun. Düzgün oturursan. Bu arada bacaklarının güzelliği dikkatimi çekti. Bir insanın bir yeri güzel olunca ne olursa olsun bir şekilde güzel yani. Hani diyorlar ya kilo vermişim bu arada çok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Nasıl oluyor? Vallahi dikkat ediyorum ya. Yani spora da başladım şimdi. Hı. Dikkat ediyorum. Ne yapıyorsun spor? Pilates yapıyorum. Hmm. Pilates yapıyorum. Ben şu kardiyo. Pilatese alışamadım bir türlü derince. Kardiyo yapıyorum arkasından da. Önce aha. Pilates arkasından kardiyo. Sıkıcı değil mi pilates? Hiç değil. Ya. İnan ki bir saat nasıl geçiyor anlamıyorum. Bir Enver hocam var benim 10 numara. Acayip ya. Güzel. Bu arada çok enteresan. Koşuyor biz musun? Seninle aynı dişçiye gidiyormuşuz. Cem Erdoğan bizim dişçimiz. Evet. Biraz önce aradı, bilmiyormuş sana konuk olacağımı. Çok selamlarını iletti. Sağ olsun, teşekkür ederim. Aklıma geldi, onu da söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben oyun olmadan sporun içinde hayatta yapamıyorum. 1, 2, 3, 5 bunlarla işte. Uğraşamıyorum. Zaten, yani o aletli pilates, hani aletin üstünde yaptırıyor. Yine saymıyor musun? 1, 2, 3, ayağını kaldır bacağını. Hoca içinden bir sohbet ediyoruz. Nasıl yani? Valla biz onunla sohbet ediyoruz. İşte ben hareketleri yapıyorum. Bilmiyorum herhalde bana ilk pilatesi yaptıran kişi midir bilmiyorum. Günahını almayayım ama ben bir türlü sevemedim. Belki de hocayla da ilgisi var bu işin, ve bilmiyorum. Vücudu çok ne güzel sohbet ediyorlar orada. Gerçekten. Buyurun burada beraber sohbet edelim. Ben de çok kilolandım. Ben en son neredeyse bir ay falan oluyor değil mi? Filmden önce gördüm seni. Evet.
filminden önce gördüm. Evet, tabii biz böyle konuşuyoruz ama televizyondaki görüntümüzden haberimiz olmadığı için. Tabii işte benim kafa şöyle. Herkes, hayır, herkes dalga geçiyordur. Bunlar mı kilo vermiş diye. Ha tabii plazma. Bize bakıyor olabilirler. Ama evet, çok, çok tebrik ediyorum ben program ekibini. Harika evet. Bir televizyon ekranı getirmişler. Evet, güzel değil mi? Plazma İnsan olsaydı biz şimdi için... böyle yukarıdan aşağıdan bastırılmış, şişirilmiş tombalaklar olarak. İnceltici falan yok, yok değil mi? Yok. Anlamadım. Öyle inceltici falan i̇nceltici yok. İnceltici yok. Biz inceldik. Evet, biz inceldik Şafakcığım. Ben de zayıf Şişten çıktım da. Yok ben de zayıf çıktım. İkisi de inanılmaz Gülten kilo vermiş. Burada inceltelim biraz. Benim baksana şuradaki etim hepimize yeter. Şafak da vermiş kilo. Sen de vermişsin. Evet. Verdim verdim. Bir alıcı vardı bıraktım. Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Durumum o benim yani. Vallahi verdim. 4-5 kilo da ben verdim. Evet vermişsin. Ama... İnsan rahatlıyor Hülya'cığım yani inanır mısın? Mete'ciğim Belgrad'da koşuyor musun? Koşuyor tabii koşuyor. Bizimle dalga geçiyor Belgrad. Ben gördüğüm gibi. 5 kilometre. Siz ne kadar verdiniz? Ben kaloriyle yaşıyorum kayıp gidiyorum inanır mısın? Çok güzel. Çok güzel. Vallahi diyorum ben. İyice sıyırdım. Ekmeği bile hesaplıyorum ya? Yani. Hepimizin başının belası. Değil mi yemek varken? Ya çift yumurta yeme bir taneye, çift sarılı yeme tek sarılı ye falan öyle. Yumurtanın beyazı protein. Yumurtanın beyazı proteindir. Görüyor musun bize Şafak şimdi akıl veriyor. Ya. Yok ya. Ama 5 kilo verdi diye. Gördün mü? 5 kilo verdim ama içten. Belli olmuyor dışarıdan o durum yani. Ya ne yaparsam yapayım su gitmiyor. Ödem yapıyor bizim. Su gitmiyor samimi söylüyorum. Evet hepimiz şişiyoruz değil mi? Bizim samimi söylüyorum. Ay, sabah şişim. Kalkıyorum yani şişim. Başka bir... Kilolu değilim aslında şişim. Fakat stresten de şişiyormuş insan biliyor musun? Stresten yani... şişiyor, uykusuzluktan şişiyor. Hakikaten çok uyuyunca şişiyor. Şişiyor. Biz hep şişiyoruz. Biz hep şişiyoruz. Belirli bölgelerde de kalmıyor her yerde. Benim kollarıma kadar geliyor yani ya. Allah Allah. Fakat erkeklerin en büyük şansı selülit olmuyor erkeklerde. Reklama pastiği hanımefendi. Bende de yok hanımefendi. Sende yok görüyoruz. Pas, nereden gidiyorsun? Görüyoruz. Maşallah. Reklama pas diyorlar. Bir tokat atalım. Nasıl yani? Bir pas ver. Bu kadar çabuk mu? Peki. Almasak. Çok çabuk girdik reklama. Peki. Reklamla. Oğlum ekmek var. Şimdi tabii reklam arasında biz kendi kendimize bir şeyler anlattık, konuştuk falan falan. Deniz'le de şunu konuştuk. Gerçekten Deniz'in albümünü çıkartmıyorum. Bütün gün Deniz'in albümünü dinliyorum çünkü çok başarılı. Çok Deniz'e dedim ki o kadar hissederek yazmışsın ki. O da bana dedi ki yani onları çok zor şartlar altında yazdım. Özellikle biraz evvel okuduğu şarkıyı. Deniz sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Yani kırılma. Hiç zaten kırılacak bir şey yok. Zor günler yaşadın. Epey bir süre ne kadar kaldın şeyde nezarethanede? Nezaret demiyorum. Nezaret neresi? Ne dedi? Nezaretten alıyorlar. Jandarma götürüyor başka bir yere. Sonra turnikeye bindiriyorlar. Sen bana sor ben anlatayım. Bir de 72. koğuş çektin. Peki ne diyeyim? Girdiğin yer neresiydi? Yani. Ne deme deme hiç o konulara çok girmeyelim kötü. Bence. Ona girmeyeceğim. Geçmiş başka olsun. Şey geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Ama yani enteresan hayatın bir şey var. Yani söz yazarıysan o sana artı olarak da dönebiliyor. Yani hayatın böyle bir takım dengeleri var. Dönmemesi mümkün değil zaten. Yani o ama benim sormak ondan artı şeyle çıkmak önemli galiba. Türkiye'de bu gibi olaylar yaşayanlar özellikle bazı sektörlerde ya da neyse işte siyasette diyelim. Mutlaka karşılığını çok güzel alıyorlar. Çünkü Türk halkı onları bir şekilde bağrına basma ihtiyacı hissediyor. Ve bulunduğu yerden çok daha yüksek bir mertebeye taşımak istiyor. Böyle bir halkız biz biliyorum. Doğru. Mazlumun yanındayız. Öyle. Yani nasıl içeri girdiğine bağlı. Ya ben kendiyle ilgili bir dertle içeri girip Deniz Seki hak etti desem yani, ulan şımardı. İşte şöhreti taşıyamadı. Şimdi çok eski arkadaşım benim. Ben bu hanımefendide hakikaten hiçbir bozukluk görmedim yani. Ciddi Deniz, söylüyorum. Biz bugün hayır onu söyleyeceğiz. Yani işine gücüyle. Ne oluyor ya? Yani biraz garip bir garip bir büyü geldi ona ama inşallah tabii ki şu anda da daha üst katlara. Yani bir dakika bir sorusunu sorsam diyorum. Teşekkür ederim. Nereye bağlayacaksın ben kendi hislerimi? Sen soruyu sormadın mı da? Komik olarak. Komik olarak. Biz cevap veriyoruz. Bize ne oluyor ya? Gel gidelim. Ah, şunu olarak, söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz 5 dakika. Şunu söylemek ben istiyorum. Burada... Deniz'de bunun dönüşü nasıl oldu acaba? Yani halktan i̇şte, nasıl bir tepki geldi? Ya işte da hala belli ki kaset, çok güzel şeyler yazdım. Bir kere şunu anladım. Çok sevildiğimi anladım. Ne kadar
gerçekten çok fazla kucaklandığımı anladım. Türk halkının ne kadar vicdanlı olduğuyla bir kere daha yüzleştim. Çok yalnız başıma kaldım ve çok düşünecek zamanım oldu. Tabii çok yazacak zamanım oldu. Neler neler yazdım. Ben siz şimdi yazdıklarımı sadece dörtte birini dinliyorsunuz. Ama bu şarkılar çok gerçek hayatlara dokundu. Çok başka başka hayatlara. Biz hayatı çok lay lay lom, hani kendi sıkıntılarımızdan ibaret zannediyoruz. Öyle yaşamlar var ki bunları görmüş olmaktan dolayı da bir nebze şey diyorum. Ben Allah'ın çok şanslı kuluyum. Tanrı beni çok başka bir yere yolladı. Yani o hakikaten hani bu şarkıları yazmıyor. Ben bunu normal hayatımın içinde de zaten yazan biriyim ama o kadar başka yaşamlar var ki. Bütün o üçüncü sayfaların içindeydim ben yani. Gazetelerin üçüncü sayfaların içinde yaşamlara dokundum, o hayatlara dokundum. Bu tabii bir sanatçı için çok başka bir boyut. Evet. Çok başka bir boyut. Var mı dostluklar, görüştüğün? Olmaz olur mu? Var, tabii tabii. Hala görüştüğün insanlar var. Tabii. Biz normal hayatımızda da herkes onunla da tahliye oluyor biliyorsunuz. Tahliye olan bütün arkadaşlarımla kucaklaşıp hayatın içine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki çok özel olmazsa bir daha ne yapmayacağım dedin? Ya da Allah bir daha hiç kimseyi oraya hiçbir şekilde... Nelere üzülmeyeceğim dedin ya da hani neler boş geldi sana? Her şey boş. O kadar boş ki. Boşuna mı koşturuyorsun? O kadar yani? Boş ki. Çünkü küçücük şeyleri hayatın içinde kendimize dağ gibi böyle saçma sapan bir hale getirip dünyayı zehir ediyoruz kendimize. Orada... Küçücük bir şeyden mutlu olup kocaman şeylere dağ gibi duruyorsun. Çok bambaşka, opozit hayatlar. Peki o da seni çok olgunlaştırıyor tabii. Yani hayata karşı vay diyorsun ya, işte gelmiş mesela sızlanıyor. Abuk subuk bir şey, evindeki mutfak dolaplarını vermiş, dolapçı dolaplarını eksik getirmiş falan. Böyle saçma sapan adamcağız. Anlatabiliyor ama böyle bakıyorsun ya. Buna dert etme yani. Ama bir süre sonra biz... Bu hayata dalıp gidiyoruz ve yine bütün bunları unutuyoruz. Nankörlüğe devam ediyoruz. Sen başladın mı? Yok, başlamadım. Doğru söyle. Gerçekten. Yani yine her şeye üzülmeye başlamadın mı gereksiz şeylere? Hayır. Ben ne diyorsun mesela artık çok böyle, hiçbir şey üzülmeyeceğim. Bana böyle garip bir erdem böyle bir şey geldi. Böyle çok sakinim, çok dinginim. Daha farklı bakıyorum. Biraz daha uzun uzun bakıyorum böyle mesela bir şey. Düşünüyorum, için düşünüyorum. Hı-hı. Eskiden olsa ben panik bir kadınımdır. Hı-hı. Böyle elim ayağım dolaşır birbirine, tez canlıyım da. Trafik, canlı yayın. Böyle bilmem şimdi ya. Nasıl sakinim yani. Ama evet, sakin ve böyle bir garip bir hüzün var. Böyle ama o hüzünün içinde çok da güzel bir mutluluk var. Bu hayata yeniden sarılmak, yeniden kucaklamak, kucaklanmak aynı zamanda. Hı-hı. Yani bu çift taraflı ve mutluyum ya şu anda, çok gerçeğim ve çok çok seviyorum. Her şeyi çok seviyorum ve çok sevildiğimi biliyorum. Tekrar. Bundan çok daha güzel ne olabilir ki? Tekrar geri gelmez diyorum. Efendim? Sinir tekrar geri gelmez, asabiyet sinir. Ya hayır. Geri gelmez yani. Hayatta işi kendinden sinirli. Bilir işi derler ya. Hayatta sinirli bir tip değildim zaten ama bizde panikti. De oluyor canım dönem. Kayıp gidiyoruz ama 5 dakika sonra yani. Dönem. Dönem kendi kaşınıyorsun. Mesela çok tahammülsüzleşiyoruz kendi hayatın içinde. Kendi kaşınmadın Mete. Daha tahammülkarım şimdi. Sana... Ben orada bir sürü işte insanlar görüyoruz, giden kalan arkadaşlarım da var cezaevinde yatan. Hepsine çok büyük Allah'tan sabır diliyorum. Ya çok evet, zor bir işlik. Yani. Çok zor. Orası topraksız zincirli kuyu. Görüş bile zor biliyor musun Deniz? Deniz tabii. Görüş bile zor. Ama yüzü daha çıktı. Tabii doğru söylüyorum. Of tabii canlı gömüldüğüm bir yer ama. Bütün dostunu orada... düşmanını orada tanıyorsun işte. Neyse ya, güzellikten. İşin en acısı da ne biliyor musunuz? Gerçekten hani bana kızacak belki ama istediği kadar kızsın önemli değil. Ben mi? Evet. Gerçekten insan hani her şey bir tarafa da anne, kardeş, her şey bir tarafa. Hani böyle aşıksan ve de aşkın devam ediyor iken bir yere kapalıysan. Düşünsene bir kadın olarak ne kadar zor. Hani onun bir başkasıyla beraber olacağını düşünebilirsin, kıskanabilirsin. O ne yapıyor şimdi, ben burada kapalıyım. Yaşadın mı bunları? Bir kadının yaşayacağı en acı şeylerden biri ya. Allah Allah. Söyle şunu. Allah. Lütfen. Hatırlamıyorum o duygularımı yok ettim. Ben en çok Deniz için ona üzülmüştüm. Yok geçti onlar geçti. Geçti biliyorum ama. Hatırlamıyorum. En çok ona üzülmüştüm ya, ne acı bir şey. O çok fena bir şey. Ne? Oradaki her şey çok İki acı. İki dakika reklam aramız mı var? Bu ne güzel işte, ne kadar güzel. Ne kadar güzel.
Güzel de ben tam konuşmaya dalıyorum reklam. Oh yaşasın reklam. 2 dakika sonra gireceğiz. Görmedik ki. Ha 2 dakika sonra gireceğiz. Peki 2 dakika reklamlar varmış maşallah efendim. Maşallah. Altı kişiler saniyelerle yarışıyorlar. Şık yok, zorlama bilgiler yok. Gereken tek şey takım ruhu, zeka ve mantık. Doğru yerde risk alıp doğru kararı verenler 12 doğru cevabın sonunda 500 bin liraya ulaşıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Aklın Yolu Bir başlıyor. Pazartesi 21.15'te TNT'de. Yeni Lipton Piramit Poşet Çay. Geniş demlenme alanı sayesinde içindeki bitki ve meyvelerin doğal lezzetini doyasıya hissedeceksiniz. Yeni Lipton Piramit Poşet Çay'la lezzete daha fazla yer açın. Elidor'u sonsuza dek değiştiren uzmanlardan saç bakımında yeni bir dönem. Şimdi Elidor nanoteknolojiyi geliştirdiler. Maksimum noktaya ulaşan formül her bir saç telini santim santim güçlendirir. Nanoteknoloji şimdi Elidor şişelerinde. Hemen deneyin. Knorr'dan Türkiye'de bir ilk. Yepyeni bir lezzet, sofralarınızda mükemmel bir ziyafet. 3 kat bol malzemeli yeni Knorr aş çorbaları. Ağırlınca lezzet. Kartdor tatlı serisi Volcano'yu sunar. Kalbinden taşan çikolatasıyla eşsiz bir lezzet. Kartdor tatlı serisi. Frame Türkiye'de ilk eleme heyecanı. Bir hafta boyunca en çok izlenen olmak için yarıştılar. Hangi camev bu rekabetten galip çıkarak parasını korudu? Frame evlerini bekleyen zor eleme kararı. En az izlenen camevden bir yarışmacı Frame'e veda edecek. Kimin Frame'den ayrılacağına kendileri karar verecek. Frame Türkiye'ye kim veda edecek? Frame Türkiye haftanın finali. Pazar 22'de TNT'de. Çok güzel. Efendim bu arada telefon açmak isteyen, canlı bağlantı yapmak isteyen herkes için sanıyorum numaralarımız alttan geçiyor. 0212. Bu her türlü bir şey, Twitter'dan da zannediyorum bize ulaşabilirler değil mi? Başka? Her şeyden ulaşabilirler. Tamam, altyazı geçiyor. Tam konuya girmişken reklam giriyor. Yeni RTÜK kararına göre böyle bir değişiklik olmuş işte. Artık böyle yapacağız diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Tam böyle havaya girerken... Deniz Tekin'den bir şarkı daha isteriz. Yani. Senin en sevdiğin albümde bir şarkı. Ne? Hülya'nın en sevdiğin şarkı bu albümde. Hicaz, evet. Hayallerim hayal oldu. Şimdi o da bir single yapıyor, ona şarkı yapacağım, Hicaz yapacağım. Evet, Hicaz. Tamam, söz. Özellikle şimdiki şarkı gibi istiyorum. Tamam, anlaştık. Tamam, anlaştık. Buyur. Buyurun. Sevdik birbirimizi, ayrılmamız
imkansız. Nasıl sevdik birbirimizi, söz vermedik hiç biz birbirimize. Bu hayat nasıl bir oraya getirdi ikimizi de. Getirdi ikimizi de. Tesellisi yok bu aşkın, çaresizim bilemiyorum. Ağlamadan çalamaz hiçbir saz, seni hala seviyorum. Ölüyorum, ölüyorum, çaresizim. Ağlamadan çalamaz hiçbir ses, seni hala seviyorum. Oturacak. Ay o bu oturmaz ki. Şafağı da buraya alayım. Ha şafağı. Sorgu sandalyesine şafağı. Ha biz Haydut'la beraberiz mi? Yani. Eyvah. Evet. Eyvah. Gel yavrum. Ya bu böyle mi oluyor? Bu böyle mi oluyor? Denizden sonra ben çekilmem galiba. Canım. Değil mi?
canım benim. Neden sen hep bu abiye bakıyorsun? Anlamış değilim. Haydi. Bakışa bak oğlum, kapıya bak. Ne yapıyorlar oğlum? Şişt, hayır otur. Köpeklik etme. Programdayım. Beni. Haydi. Bu arada haydi, köpeği ilk defa bu kadar yaklaşıyorum birader, onu da söyleyeyim. Aa, korkar mısın? Yo. Şafak. Sadece genlerimiz farklı. Şafak. Evet. Otur, hafif şurası otur. Seyrelmişle. Gitmez mi Hülya Hanım, gitmez mi? Ne dertler neden çektik biz. Ne dertler çektin sen? Deniz kalktı ben oturdum. Derdim anlattım. Sen ne çektin söyle bir sen ne çektin? Hayatım dolar yükseldi, borca girdik. Yani 50 tane derdimiz var, ne anlatayım ben? Şafak'la biz benim başka bir programımda tekrar sağ olsun bana konuk gelmişti. O zaman Şafak'a demiştim ki Şafak senin jenerasyonunda bulunan ve seninle aynı kategoride bulunan. Hayır hayır şöyle çok özür dilerim. 1999 yılında Vizontele'nin yemeği vardı. Yavuz çıkıyordu o zaman, Yavuz Bingöl. Ha. O dönem gelip söylemiştiniz ben. Hayır. Küçük bir rol oynuyordum tabii tabii o dönem. Ne demiştim? Farklı şeylerden bahsediyoruz. Ya dedin ki çok başarılı bir çocuksun. Git oğlum eve. Geleceğin çok parlak, ne düşünüyorsun falan dedi. O zaman ben tabii hani ilk defa bir sinema filminde oynadığım için çok kale almamıştım açıkçası ama sizin söylediğiniz şey çok değerliydi benim için. Çünkü hayranınızım bunu her yerde. 10-10-1970 benim. 10-10 terazi. İkimiz de terazi. İkimiz de aynı gün doğumluyuz. Ben de teraziyim, ne oluyor? Aa! 10-10 mu? 12-10. 12-10. Olmadı. Sen Denizciğim. Yengeç. Yengeç. Kalk git burada. 1 Temmuz. 2 gün sonra. Kalk git. Teraziye başka burç sevmeyiz. Evet. Hakikaten öyle oldu. Ne oldu? Yengeç her burcu sever. Valla. Güzel. Güzel. Çok değerli bir hanımefendisiniz bizim için. Teşekkür ederim. Evet hakikaten. Sonsuz katılıyorum. İkimiz de ölene kadar artık hangimiz olursa önce ölür, erken ölür, geç ölür onu Allah bilir. Abi ölümden ama yani şunu söyleyeyim. Ölene kadar bu aşkımız devam edecek. Bunu herkes biliyor. Eşim de biliyor, siz de biliyorsunuz. Evet. Biz sizi hakikaten çok seviyoruz. Samimi teşekkür söylüyorum. Ederim. Ailecek. Şimdi beni burada parol... Ben şimdi yani, burada... Samimi söylüyorum çok seviyoruz. Allah uzun ömür versin amin size. Amin. Teşekkür ederim ama benim söylediğim o değildi. Nedir? Bana oraya bağlı da ben kalkayım. Oraya bağlı da. Bana kuluk geldiğini demiştim. Neden sen film çekmiyorsun? Neden hani kendi başına belki de yönetmenlik vesaire. Çünkü öyle bir furya var biliyorsun. Hı-hı. Ve sonunda... Onu evet, konuştuktan sonra bomba, biraz zoraki oldu ama yani nasıl o yönetmenlik zoraki işinde falan çok başarılı değil. Bak burada Kolpaçino Bomba'da olan bir hanımefendi var. Tanıdım onu. Gerçi saçlarını sarı yapmış ama hiç kaçmaz gözümden böyle tabii insanlar. Çok keyifli bir yönetmenliğim olmadı açıkçası. Neden? Değil mi yani? Hani... Gerçekten yönetmenlik mi yaptın? Hadi evet otur. Yaptım yani işte. Gerçekten yönetmenlik mi yapıyorlar? Bayağı yoksa destek alınıyor mu? Bayağı yaptım yani hani. Kimseden destek almadım değil mi? Ya kafamda bazı şeyleri oluşturuyorum. Senaryoyu yazarken iki tane abim var Leman dergisinden. O abilerimle beraber kurguluyoruz, oynuyoruz. Oynattığımı anlatıyoruz. Anlatırken açıyı veriyoruz. Şöyle olacak, böyle geçecek falan diye. Bizimkiler dedi ki şirket sahipleri hadi sen yönetiyorsun. Abi nasıl olacak falan 3-2-1 kayıt dedim ben. Bir anda yani. Çak. Hadi hazırız diye. Şak. Tamam bakalım. Gerçekten de çok da iyi gidiyor diye duyuyorum. Evet iyi. İsmi var. Filmin birincisi de iyi iş yaptı. Evet gişe olarak markalaştı galiba. Biraz bir değil mi? Kolpaçino bir marka isim aynen gibi öyle oldu değil mi? Gişe kesinlikle olarak şimdi Mete ile konuştuk içeride de. Vay arkadaş çok özel bir filmdi. Ben sinemada gittim izledim. Çok beğendim hatta. Kolpaçino'nun birincisi de o tarz bir işti. İşte ceset taşıyorlardı bilmem ne. Burada da aynı şey para için bilmem ne falan filan. Biz de şey olarak, iş olarak Nefes'e denk geldik. Ha, oradan. Sizin o dönem gerçi kanlıymış filmi. Gerçi Nefes'te o kadar 2-430 yani. Ama ikisi de Nefes'e tarz denk olarak geldik. Çok başka filmler. Aslında yani öyle yani. Hani hayır şöyle oluyor. Bay arkadaş çok yani güzel bir iş ama orada New York'ta 5 minare var. Gibi o bir iş denk yapıyor gelme oldu. Öbür tarafta Nefes var, Kolpaçino diye bir şey çıkıyor ama. Yani demek ki her aslında sektör... çok matematiksel bir şey yok Şafak yok, galiba. Hep bir tanesi yani gidiyor. Şey yok, mesela yok çok duydum ben. New York'ta 5 milyar gidip de yer bulamayıp daha o zaman vay arkadaşa i̇şte gideyim o, de oluyor. Aynı işin nefeste de aynı yani şey oradan iyi de oluyor. Yani biraz
İşle alakalı. Sonra ben sana içeride şeyi sordum. Pazar şey oluyor değil mi? Pazar hareketi. Yani engelliye de şeyi sordum. Dedim ki vay arkadaşın DVD'si çıktı mı? Hani çıkması lazım. Çık orada patlayacak film bir de. Hmm. Çıkmadı. Hakikaten yani en azından film. Sinema seyircisi kadar bir DVD'si satılıyor. Benim de öyle oluyor. Yani film bitiyor, daha sonra gidiliyor. Evet bir daha bir daha ondan var. Sonra Allah Allah diyorum. Kulaktan ondan sonra diyorlar ki ikincisini yap. Abi bilmem neyini yap falan. Yaptık ne oldu falan diyorsun. Yaptık ne oldu ha o da oluyor. Kardeşim yani, dediğinizi yaptık hani izliyordunuz ne oldu? Ama Colpacino hakikaten bir marka. Hülya'nın dediği doğru ya, yani. Kutsal Damacana da öyle yani. Marko Şafan yaptığı oldu. Bir marka o. Yani Şafan evet. Kendinden çıkardı. Hep K harfiyle başlıyor. Bir şey çıkardı yani reklamlardaki evet. Adam da bir marka. Yani? Ne der ki? Hep K harfiyle başlıyor. Kutsal Damacana, Colpacino. Aa evet ben inanırım doğru. Öyle şey. Ne yapıyorsun? Üçüncü filmi Karga. Olabilir. Şimdi geçenlerde bana bir senaryo gönderdi Şafak. O ne olacak? Aşkım otur. Adı ne? Yaz Getir diye bir iş, bir yazarın olmaz. Hayatı. Hmm. K olması lazım. Kaz tabii. Getir yapar. Kaz Getir. 2 milyon garanti. Ama K harfli bir şey olabilir, aktör olabilir. Ya bayan. Öyle olabilir yani. Şimdi Şafak aslında bir yarışma sonucu artık bizim aramızda. Ve gerçekten çok enteresan. Nasıl? Ben de çok diyeceğim ama nasıl sende? Ben de bir yarışmanın sonucu. Ben de... Pop Show 95'te birinci aa. Oldum ondan sonra. Şimdi bana Haydut, bir tek tutun. Haydut bir kızlara sarkın. Haydut bana... çapkınlık peşinde. Haydut, Haydut tam Haydut. Haydut ne yapıyorsun yavrum? Burası bayanlar matinesi. Seviyeli bir şey konuşuyor. Haydut ne yapsın? Peki ha? Pop Show 95 Show TV'nin yapmış olduğu bir yarışmaydı. Hmm. Hatta Suat Suna ve Niran da o yarışmalarda birinci olup da albüm yapanlardan. Allah Allah bu yarışmalar aslında gerçekten baya çok çok ciddi kazandı. Bir yarışmaydı. Ama bu yeni bir şey değil ki yani eskiden de ses dergisinin doğru, yaptığı Güneş yarışma. Doğru Güneş gazetesi yani falan Nilüfer'in. Bizim bütün Türk sinemasının doğru. Sanatçılarının bir çoğu o yarışmalardan geçmiş yani bize. Öyle bir şey zaten ben, yarışmanın mantığı o. Türkiye güzeli seçildim ben. Niye siz değil, yarışmadan geldiniz diye bizi şey yapıyorsunuz. Doğru doğru ama benimki oyunculuk ya da hani müzik değildi benimki. Güzel kaçmış. Güzel kaçmasıydı o kadar yok, yani. Yok anası. 83. Ben yok artık Haydut. Ya. Yok artık. Olaylar çıkmıştı. Evet. Olaylar çıkmıştı. Benim hatırlarım. Ben hatırlıyorum ben. 13-14 yaşındaydım işte o zaman. 13-14 yaşında. Ne demek istiyoruz burada? 13-14 ya ne biçim bir konuya girdi hocam. Bir saattir çözemedim. Ama, hani ben size hayranım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi dergilerle ilgili. Ha gören. Yani o şey değil mi? Sinema sayıcısı, vergisi. Onlar iyi dergiler. Sen dergilere girince işte biz de ses getirsin. Dergilere gidip niye yaşa giriyorsun? Ben 13 yaşındaydım o zaman. Sen kaç yaşındaydın? Girme yaşı çıkmasın durumu. Peki tamam. Kilo güzel, yaş güzel. Fakat Mete... Sen ne kadar yakışıklıymışsın. Öyle öyle yakından öyle. Estağfurullah. Yani gerçekten. Bak, dizilerde, ben de fark ettim. Gevşe gevşe. Bu kadar göstermiyor. Ya gerçekten şimdi, göstermiyor. Bir de çok geniş çıkıyorsun. Oyuncusu. Yani. Ay ne güzel şey. Çok hoş bir şey. O kadar güzel o dönemi güzel. Yansıtıyorsun ki. Evet. Hani o brilliantini saçlara bambaşka tabii bir yani adam oluyor. Tabii yani kostümle, İnanılmaz sanatla, makyajla destekleniyor o işler. Yani kesinlikle. O biraz da ama işte tavırla. Ama kim insan yani ben var. Tabii şimdi yürü bakayım, anlamadım. Saç da var yürü saç olmasaydı diye. Komedyen olacaktık ne yapalım. Saç var karakter oyuncusun kardeşim. İçimde var deniyor da. Aa, maşallah bu arada Allah nazar değmesin inşallah. Saç... Konusu hakikaten sorma çok bile. Ciddi bir sorun yani. Çünkü hakikaten yani oyuncu memlekette öyle bir hal var. Yani ürününü verme dönemine gelene kadar o kadar badire atlatıyor ki. Haydi evet. Ne yapıyorsun o oğlum? O kadar badire atlatıyor. 10 sene 12 sene o saçlar dökülüyor. Evet. Yani sen badire atlatmadın anladım. Atlattık kadarıyla. Çok şükür atlattık hepsini dökülmemiş. De işte bizim genlerle alakalı. Babamda da duruyor maşallah. Duruyor maşallah. Daha genlerle alakalı. Oradan gerçekten kurtardım. Zayıf Ankara ve çok böyle Ankara değil mi? Ankara, Ankara Keçiören. Aa ondan. Of. Aa sen de mi Ankara'dan? Ankara. Ben 3 Ankara. Ankara'dan çok sen gelin. Sen kesin git ya. Sonunda deli ah canım beni. Aydın sana dua etsin. Ama yengesin ya. Pardon da masa 4 bacaktan oluşur. Doğru. Ne yapacağız şimdi? Yani. Evet. Dedim ki senin saçmalık. Neyse ne oldu vergiler seyirci sayısı falan diye. Ses dergisi demiştin 81. Ne oldu? Başınızı. Ses dergisiyle ilgisi o kadar da değilim artık tamam, oraya yapma. Oraya bağlayalım da mevzu reklama girelim. Bak yeni yasa. Geldi mi gene? Ama yok. Siz üçte razı, üçte Ankaralı mısınız? Evet nasıl denk geldin? Sen Ankara. Ben bilmiyorum tabii seni. Tabii Ankara'dan geldim. Şova başlıyoruz. Şafak Ankara, Mete de Ankara'dan. Aa. Ankara'dan da çok gelen var. Yani birçok tiyatrocu Ankara'dan geliyor. Tabii Ankara'da çok ciddi. Yani ilk eğitimin başladığı şey var anlamadım ama. Ankara konsept bir yer.
Yani dağılmıyor. Şeyin dağılmıyor. İstanbul'da çok fazla dağılabiliyorsun. Ben mesela öğrenciliği de Eskişehir'de yaşadım. Ya sadece o işte bak, reklam yaparsın. Bas veriyorum at usta. Reklam. Reklam. Sayın Meryem. İki candık, ne kadar yakındık. Birbirimizi ölesiye bir can gibi sarıp sarmalardık. Hayat insanı bir tuhaf yapıyor, yaşadıkça görüyor, aklı başına geliyor. Tecrübe konusu değeri basın, insanoğlu bu susadıkça susası geliyor. Bana bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün neydi hep aklım sende. Bana bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün ne kadar yakın birbirimizi ölesiye bir can gibi sarıp sarmalardık. Hayat insanı bir tuhaf yapıyor, yaşadıkça görüyor, başına geliyor. Tecrübe konusu değeri var. Susası geliyor. Bana bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün neydi aklım sende. Bana bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün neydi bir şeyler oluyor, bugün neydi aklım sende. Bismillah. O nasıl müzik öyle? Ne oldu? Bir şey mi olacak? Güzel. Şöyle şuralara, şuralara. Şuralarda şöyle bir şeyler var. Hülya abla vallahi diye. Güzel. Aslında daha şafağın bitmemiş. Sıralı şafak oraya evet, kaçmak gidiyor. Bir dakika oturup. Şey bitmedi ki onunkiler daha. Gördün mü orada? Olsun fark etmez. Ha orada ha burada ne fark eder? Şafak senin sesin çok güzel. Öyle mi? Nasıl öyle mi? Hemen bir telefon verdi. Hemen de aldım.
Şarkı söyle. Bizde olmuyor öyle. Şarkı söyle demeyeceğim. Olmuyor işte. Gelmiyor. Nasıl hepsi bir arada oluyor? Ben anlamadım. Hepsi bir arada oluyor. Yetenek Bey. Evet. Poşet halinde. Gerçekten hepsi bir arada. Yetenek Bey. Yani oluyor. İşte yönetmenlik, sesi güzel, yazarlık, oyunculuk, oyuncu koşmak. Bak işte bunları söyleteyim diye. Şapak sesi hazır ama yani. Şapak sesi güzel. Hazır hazır. Oluyor. Çok biraz güzel. Biraz megaloman yapın beni. Ezilmekten bıktım ya. Bu sefer reklam değil. Bu sefer telefon var. Oh. Funda Yılmaz. Belki Funda sana bir şeyler soracak. Herhalde Funda soracak bana. Funda Hanım. Alo. Alo. Merhaba Hülya Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Benim Mete Bey'e bir sorum olacaktı. Tamam. Buyurun Mete efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle sizi çok beğeniyorum. Çok sağ olun. Devamını diliyorum. Çok sağ olun. Benim bir sorum. Dizdeki gerçek aşkınızla, kardeşiniz aranızdaki, dizdeki gibi gerçek aşkınızla kardeşiniz arasında kalsaydınız ne yapardınız gerçek hayatta? Hiç öyle bir şey olmazdı. Niye? Mantıklı bir şey mi? Nasıl yani? Yani hayat Allah göstermesin. Bu? Hayat bu uzaklaşırsa. Kaç kardeşsiniz? İki ablam var benim. Ha. Yani onların aşık olduğu insana aşık olmak eğer... Hoş sorular değil bunlar. Bunlar tuzak sorular. Funda kimse kim gönderdi seni? Yani hakikaten yani hayat bu. Tabii evet, ki insan hayat. Sınava geldik buraya. Bir sürü şeylerle karşılaşıyoruz. Hepimiz bir film hikayesi yaşıyoruz hayatta. Doğumumuzdan ölümümüze kadar. Yani mükemmel... Senaryoyu yaşıyoruz aslında. Biz aradan tırnaklar çekmeye çalışıyoruz bu sanatı icra ederken. Gelebilir insanın başına tabii ama biraz şey olmak lazım o noktada. Ben kendi kişisel olarak baktığım zaman vazgeçersin orada. Aşk mı? Vazgeçeceksin. Hadi canım. Tabii. Çok o senin büyük sınavı. Tabii büyük konuşuyorum. Evet. Yani Allah göstermesini tamam. Başta söylüyorum. Hiç başına geldi mi öyle bir Allah göstermesin. Vazgeçmek kaçarım. Zorunda kaldığın yok, aşk? Yok hiç gelmedi. Öyle bir şey olsa diye düşündüm. O yüzden havadan atıyorum mesela diyorsun. En zor o gelebilirdi. Düşünsene en yakın arkadaşınla en yani ona Allah göstermesin. Çok zor bir durum. Evet. Ne yapacaksın? Aşk var. Yani en yakın arkadaşını mı onu mu aşkını mı bencilce? Bencilce usta baktığın zaman bencilce. Terk edeceksin. Onu da terk edeceksin. Onu da kendini terk edeceksin. Niye böyle bir eşeklik yaptın? Nasıl hararetle anlatıyor? Ama ne? Bu bir eğitim. Havadan konuşuyoruz. Ha? Havadan tabii canım şimdi. Ama bence, havadan konuşuyoruz. Her şeyi yaşamamız bence, mümkün değil zaten. Bizim mesela oyunda da çok affedersin. Lafını biliyor musun? Sandalyede olan benim. Çok affedersin. Dikkat et. Evet. Yani yaşadığımız şeyleri üzerinden konuşmaktan öte bir takım çıkarımlarla bir takım verileri alıp bir şeyleri tahayyül etmemiz gerekiyor. Benim yaptığım iş de o. Yani ben oynadığım karakterlerin hayatını yaşamaya kalkarsam ciddi sorunlar olur. Evet. O yüzden yani öyle öyle olsa matematik, muhasebe öyle öyle olsa lazım. Böyle olabilirin üzerinden zaten ben karakterlerimi kurduğum için hayatı da öyle yaşamak zorunda kalıyorum. Bu benim meslek hastalığı. O yüzden... Nasıl hayatı da öyle yaşamak zorunda kalıyorsun? Eyvah bayağı sabaha kadar sürer şimdi bu. Yani nasıl hayatı da... Şey... Onu yani benim kafam da öyle çalışıyor. Biraz matematik, muhasebe tarafından çalışıyor. Yani romantik misin, gerçekçi misin? Evet yani biraz böyle matematik muhasebe üzerine. Yoksa... Başına gelmeyen daha, şeylerden ders alman gerekiyor. Çok konuşturmuyor. Daha maşallah. Daha teknik mi bakıyorsun olaya? Teknik olarak bakılmaması lazım. Yani bu duygusu yani öyle matematiksel düşünüyorum dediğin zaman duygudan arınmış bir şey. Bir kere duygu harici davranmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuz zaten duygu. O zaman çıkaramazsın ortaya doğru. Yani ne hangi pencereden baktığına bağlı. Yani matematik çözümsel yani çözümsel çok değil de çözümü. Çok aşık oldun mu hiç? Çok aşık oldun mu ama? Çok aşığım. Şu anda. Tabii. Ha. Ama çok aşığım derken şu anda şu birlikte anda... olduğun evet. kıza evet. aşık. Evet. Aşığım hani o duysun evet. da şey hani mutlu olsun diye mi yoksa gerçekten yok, çok mu aşık? Hayır canım mutlu olsun diye. Ya ilk aşkın mı? Hani çok aşık olduğumdan kastı. Bak, yani aşka yani kendi ilk aşkım o aşk konuları da çok fazla böyle şu noktalarda konuşulacak şeyler değil aslında. Soru cevap üzerine
bir takım çıkar. Aşk nedir? Ya aşık olmak nasıl bir şey? Yani, yani aşk nedir? Nedir? Ne olur şey? Yani? Niye hakikaten, çok aşığım diyorsun? Yani tarif edilir mi? Niye öyle çok aşığım? Bir şey hissediyorsun ki aşığım diyorsun. Ne hissediyorsun? İşte yani ne hissediyorsun? O işte yani. Ne hissettiğin için bir şey hissediyorsun. Mutlu. Yani işte mutlu olmak mı çok aşık olmak? Bence ya benim için o. Ya senin için mesela başka bir şey olabilir. Değişiyor diyorsun. Bence değişir. Yani bakış açısına ve yaşadıklarına göre ve beklentilere göre değişebilir. Ben yani mutlu olduğum insanla beraberim ve bu bana aşk veriyor. Ne güzel. Yani bu aşk yaratıyor. Evet, aşk mutlu zaten... olduğun insan derken ilk insan aşık olduğunda ya da zaten hani, aşkı biraz işin başlangıcında konuşmak... mutlu oluyorsun zaten. Zaten evet. Bizim ama sonra... yani beraberliğimiz öyle mesela. Sonra... Yani mutlu olmak sonra, orada ne? Sorunlar çıktığında mı söylüyorsun? Ortaklaşa mı bir şey? Hülya'cığım yani o diyor ki aşk mutsuzluk getirir, benim aşkım mutluluk getirir diyor. Mutlu olduğum şeyi yaptığım zaman aşık oluyorum diyor. Onun içindeki aşkı anlatıyor. Ha bak güzel mutlu olduğum şeyi yapıyorsam aşık oluyorum demek başka. Hayır hayır diyor ki aşk işte demek ki erkeğe aşk her zaman zarar getirir ya böyle çok sevdim yok bilmem be, ne yani, olmadı yani falan olur ya böyle gençliğinde meşliğinde olmadı gitti bitti diye. Şimdi mutlu aşk diye bir şey var yani. Bir kadınla mutluysan ve gidiyorsa, kafa açmıyorsa, onlara bir şey demiyorsa. Onlara aşk oluyor değil mi? Ha, rahatsız etmiyorsa. Tarif edilebilir, onu da tarif eder. Bize göre aşk budur. Ben böyle aşkı daha çok seviyorum. Ha öyle dedi, aşık mı? Bence aşık değil. Çünkü aşık olsaydı şurasında bir şey olması lazım. Sende var o şuranda bir şey. Bende buramda bir şey var. Sana ne? Yani. Bir şey demedim ama. Yani onu... kadın çok rahatsız etmiş. Ulan. Programa çıksın Hülya Avşar'ı azarladı. Ne biçim konuşuyorsun sen diye. Ama yani ben bir şey demedim bana. Yok, tam aşık ol bir şey demiyorum. Ben sizinle tanışmaya geldim Hülya Hanım. Gerçekten arkadaşlarımın çok selam var bizim tayfa. Bu sandalyede büyü var ha. Herkesin Hülya Hanım sizi çok benim seviyor. Bazen... Çok, ben ama vallahi çok seviyorum üstü diye. Teşekkür ederim. Şimdi bu aşk meselesine girmişken bu aralar bir şey okudum ben. 1800 bilmem kaç tane kuma varmış. Ne? Kuma. Kuma kim? Kuma. Nerede? Neredesiniz çocuklar? Serkan. Bütün kumalar nerede? Burada Funda mı? Gitti mi ya? Nerede? Eliniz kuma mısınız? Abi yapmakta. Zehra'cığım hoş geldin. 800 kişi mi burada? Hülya'cığım takip edemiyorum seni. Kuma dedin, Zehra dedin, Funda gitti mi? Zehra kuma mı gitmiş? Bilgi Serkan'daydı da Funda onun için. Kapattı mı Funda? Kaç tane varmış içeriden? İnternet çıktı çıkalı kumalar çoğalmış. 1876 tane kuma varmış. Kuma ne ya? Kuma. Kuma bir kuma kadından ne? Başka bir kadına ha, ha, atlama şekli yani. O anlamda değil. Bir de o anlamda. Abi, ne demek bu? Beni mi? Hayır bir kadından bir kadına sekme şekli yani. Oo, hani. O da olmadı. Sen ne kal... oldu vergiler falan seyirci sayısı. Sekmiyorsun. İkisini aynı anda. İşte onu diyorum. Sen kal ben geliyorum işte. O anlamında yani. Sen kal ama. Kuma yani bildiğimiz ikinci hanımı alma bakkasına. Evet. Kuma olarak evet değerlendiriyoruz. Bu nasıl sizin bir duygu acaba? 1800... Bana İnter... mı soruyorsun? Evet. Bir terslik var programda. Sana soruyorum tabii. Ablanın hadi sevgilisine aşık olursan ne hissedersin diye sordular. Evet. Kuma olsan ne hissederdin? Üçüncü vallahi filmin adını buldum. Üçüncü be filmin adını buldum. Kuma. Evet, devamı başlıyor da Yuma. Ya sanki şafakta böyle her an bir kuma. Yo. Hani şafan ya canlandırdı rollerde ya bir şey böyle her an hani. Bence. Tabii ki. Bence evde çok boynun kıldan ince öyle yok öyle. Yok yok şafak eziyim çok ya. Çok iyi. Çok ezdiler. Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Paramparça ettiler. Öyle hissediyorum. İyi ben eş biliyorum ki öyle bir şey ol. Yani şafak hakikaten öyle iyi bir eş. Görmesem hayatta söylemem. Keşke görmeseydim de biraz daha uğraşsaydım şafakla diye düşünüyorum ama gördüm. Eşi zaten çok güzel bir kadın. Biliyorum ben de çok görüyorum. Da iyi baba. O yüzden fazla uğraşamıyorum ama tipin gösteriyor. Benim mi? Ha tipin böyle kumaya tipten müsait sonra gibi geliyor. Benle çalıştınız siz geldiniz 3 gün 4 gün var mı öyle hiç bir şey ya birini söyleyin ya ben öyle bir canım adamım. Öyle yapıyorsun canım herhalde orada. Ya Hülya'cığım çok etkileniyorlar evde izlerken seni sen öyle bir şey söylüyorsun ki bak var mı bir şey? Hayır tipinden dolayı yapıyorsun demiyor yani. Herkes tabii şimdi kesin asla yapmıyor. Tip de var tabii yani hani böyle karşı cinse karşı tabii ki insan ister istemez bir oylum oylum selvi boylum falan yani hani. Oluyor diyorsun. Bakıyorsun ediyorsun ama o kadar hani gelip geçici bir şey. Gelip geçici mi? E tabi abi öyle değil mi Mete abi? Ne, ben ne hiç bu yani konuları bilmiyorum. İş Mete sen de yani. Üstü adamlar bunlar üstü. Ortalığı karıştıran sensin. Ben. Konuları bilmeyen de sensin. Ben. E sen. Ne alakası var? Var işte. Bana dedin kuma olur musun dedin. Geldin herkesin önünde. Ne dedin? Aslında kumalık güzel bir şey be.
Ay saçmalama be. Vallahi çok keyifli. Mesela 15-20 sene evliysen dikişiyle. Çok sinirlendim. Bir tane kuma gelsin ne güzel. Ay çok saçma. Edebi ya. Ama ne olacak yani. Şey seyretmiyor. Çalıştırırsın biraz. Arada bir Hürrem'i. Çalıştırırsın sen ama. Hanım ağa olarak. Bak ya. Muhteşem tabi ne var yani. Öyle mi zaten? Tabi öyle. Kötü bir şey mi? Vallahi çok yani. Çok kötü. Muhteşem taraflar arasında anlaşmazlık yoksa neden olmasın tabi sizler. Tabi yani arada bir o gelen giden getiren. Yani? Ha? Gidip yoksa, hamama bir de yıkanıyorlar, giyiniyorlar. Yani. Acaba bu gece biz mi kaldık? Mete ismi de garip, Kuma. Kuma. Bir de gidiyor adamın, adamın bir de kaftanını kuma. Öpüyor kuma. Falan. Ne oluyoruz ya? Kuma, ayakkabı. Nasıl o dönemde yaşayamazmışım ya? Yolar mı? Kuma ayakkabıları. Yolar mıydı? Ya kuma ayakkabıları. Bunlar ne konuşuyorlar? Ya yavru yavru kuma kuşu. İşte bir şekerden. Haydi o zaman yavru yavru. Mikrofon elinde olduğu sürece... Ekranda görünüyor 180. Ekranda görünüyormuş da biz oraları çoktan geçtik. Fark etti sayısı o kadar önemli değil ama kuma şu devirde kuma çoğalmış. Enteresan gelmiyor mu size? İnternet o internetle beraber. İnsanlar hangi bölgeler? Bölgeler adına var mı böyle? Hangi bölgeler? Güneydoğu Anadolu, Anadolu, Akdeniz bölgesinde şu kadar kuma. Kuma Akdeniz bölgesinde kum dolu canım. Hadi o zaman bize kumalı bir şarkı söyle. Kuma kuşu yükseklerden. Kum gibi. Kum gibi. Aa okusana onu. Kuma kuşu. Bak şimdi bugün bizim bir gazeteci arkadaşlar, burada bir basın tribünümüz var. Ben istiyorum ki gelsinler. Ve izin verirse eğer konuklarımız onlar da bir soru sorsunlar istiyorum. Korkudan gelemiyorlar. Halbuki onların koşu koşu gelmeleri dışarıda bekliyorlar içeriye gelmiyorlar. Gelsinler. Burada neden iki tane arkadaşımız var. Bilmiyorum hazırlıklı değillermiş. Ha. Ha, onlar biz hazırlıklıyız. Biz bak hazırlıklılar. Biz hazırlıklıyız ilk programda. Biraz daha. Gazeteci bir şey arkadaşlarımızdan da soru Allah gelecek. Allah çok şükür her şey iyi hazırlanalım. İyi hazırlanalım. Buraya mı gelecekler? Şu gördüğün yer gazeteci arkadaşlarımız için ayrıldı. Ancak diğerleri dışarıda korkudan gelemiyorlar. Konsepti, ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Konsepti kim uyarladı? Sizin? Evet ben. Çok hoş. Konseptimiz diye bir şey yok. Sohbet ediyoruz sadece. Yani işte bu seyirciye konuk olarak şey yapmak, buraya almak, burada özel sorular sormak. O şu anda öyle istedim. Bugün öyle istedim. Öyle yani. Yarın öbür türlü olabilir. Ama çok güzel. Evet ben sevinli. Böyle keyif alıyorum. Yani tek tek sevinli. Konuşmak. Teşekkür ederim. Ciklet var mı bir ciklet? Ne? Ciklet ciklet. O ne ya? Ciklet çiğneyeceğim. Arada bir böyle ağzımın tadı bir garip oluyor benim de. Ha şaka. Ne şakası? Ha, ciklet şaka çiğneyeceğim. Yapıyorlar. Cikletle çiğneyecek o derece yani. Hayır bunu ciklet çiğneyecek de bunu niye böyle yani? Biz kameralar dönsün mıyız? Bana şimdi ciklet çiğniyorum. Reklamda mıyız yine? Ama niye? Vallahi. Ben biliyorum galiba. Ha onun... Güzelmiş. Mete var mı bir şeyler? Abi var yani niye yapılıyor onu ben şey yapıyorum. Gıdıklanan adama böyle yapıyor. Niye bizim halkımız böyle? Öyle işte Hülya'da var o. Bak bak, bak bir defa patla. Ayrıca. Çiğne şimdi. Çiğne şimdi. Elledim onu. Çiğne şimdi. Arkadaş bence de hoşlanmıyorum ya. Erkekte hiç hoşlanmıyorum. Öyle öyle erkekte. Anne de annen çiğne. Ne oluyor öyle ya? Ne oluyor? Erkekte hiç hoşlanmıyorum. Kadında da hoşlanmıyorum. Selçuk Ural. Çok ciklet çiğner. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben hep merak ederdim. Niye hep bu kadar ciklet çiğniyor diye. Anladım. Gıdığın sarkmıyor çiğneyince. Bura. Gıdık sarkmıyor. Peki Hakan Ural niye böyle? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Kamera alıyor mu Şafak'a bu arada? Ben kendimi görüyorum çünkü. Tabii dejenere bir toplum yani. O anda tik. Ben Hakan'ım çok abi beğeniyorum. Abi dedim ki ben kolpacılığı. Yala abi ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap. O da evet, yakışıyor ya. O da onu yapmış. Bu kelebum ya. Yavrum ya. Babacığım ya. O muhabbet yani. Kelay gibi. O da onu çok değiştirmek istiyor ama bir tik. Hakikaten öyle. Hakan sürekli... Yalanıyor. Flash flash flash. Hakan sürekli yalanıyor dedi. O yüzden ciklet faydalı bir şey. Bana olmaz. Neden? Hoş ses takıntı mı? Takıntı olmuş yani. Gerçekten, o takıntı. Ben ses gerçekten. Başka bir şeyden ses, dolayı ben de, ses ben de nefret ediyorum. Ağzına şapır, kaşık şapır, sesi çıkaran adamdan. Nasılsa? Efendim yemek yerken çat diye bir ses geliyor böyle ya ağzına. Ya da çayı...
Dişe çarpıyorlar. Of. Ya da çayı höpürtedir. Of of of. Rahmetli babamla kavga ediyordum ya. Vallahi ben, diyorum. Evet ya. Baba ne olur yanımda içme diye. Sabah 11'de 9'da 7'de bunlar uyandırıyordu. Bunlar hep babalarımızdan beni. Kalan şeyler değil mi? Diye böyle çay içilir. Arzulu evlatlar. Yıl 2000 ya milenyum. Ne yani. Oğullar babalarının senin bıraktığı hayatı devam mu? Ettirirmiş. Benim... Neyin yok? Yok tiki. Vallahi yok. Hadi dişin taşın. Bir tane tikim vardı. Onu da kaybettim. Onu da kaybettim. Neydi o? Gel. Şöyle bir şey mi oldu yani? Bir şey var mı? Elle oynuyoruz yani. Senin tikin var mı? Ben böyle çok heyecanlandığım zaman elim ayağımı nereye koyacağımı bilemem. Saçımla oynuyorum. Bir abuk subuk bazen. Ama saçma sapan böyle yani. Tik tik tik. Bayağı hani vazgeçemediğin tik. Yok. Saç şöyle oluyor ya mesela konuşurken. Canım. Hani çok kadınlarda vardır. Artık böyle. Geçti işte o tiklerim benim. Konuştuk yani programın başında. Evet. Benim var mesela ya. Ne ben var? Çocukluğumdan beri ne? Böyle astar tarzı kumaşlar vardır ya. Onlarla yani uyurken öyle bir şeyle oynayamazsam uyuyamıyorum. Aa, dokunma gerçekten. İçgüdüsü. Ben bilmiyorum yani illa böyle böyle oynaya uyuyacağım. Ya da çarşaf uygun olacak. Bir gün hiç unutmuyorum. Adamın bir tanesini hiç tanımıyorum. Gömleğine yapışmışım. O kadar güzeldi ki ipek ipek böyle. Böyle kendimi kaybetmişim. Adam böyle yapıyor olmuyor böyle ama yani konduramıyor. Böyle kalabalık bir ortamdayız. Neredeyiz? Bir kokteyl mi öyle bir şey? Oyun. Kalabalık ortamda uyuyoruz. Sonra... Nasıl? Ne? Ne? Uyuyorum. Ay mi? Uyumuyorum. Uyuyorum. Oynuyorum. Onun... Uyurken oynuyorum ayrı. Adamın gömleğini... Normalde de oynuyorsun. Mesela burada senin astarını göreyim ben mümkün değil yani oynamadan duramam. Allah Allah böyle kaybedebilirim kendimi yemin ediyorum. Çok fena bir alışkanlık bu. Yani siz kayan kumaşlardan ben... zevk alıyorsunuz. Araba kullanıyorum. Hayır, hayır. Kayan kumaşlardan. Evet çok enteresan. Bu herhalde psikolojik bir bozukluk. Aslında araba kullanıyorum. Arabada böyle montumun cebiyle şeyle astarıyla oynarken tek elle hep mutlaka kullanıyorum. Mutlaka ama orada bir açıklaması vardır. Birazdan. Bilmiyorum. Sormadım da kimseye şimdiye kadar. Dönelim çocukla. Dönelim çocukla. Hep böyle durur. Böyle oynarım mesela. Birisi bakarsa, dikkatini çekerse elimi çekerim. Öyle. Var hepimizin gariplikleri var. Hepimizin benim de mesela kucağımda yastık koltuğuma gibi ilginç. Bir şeyim vardı. Böyle adamlar vardı yani. Evet, evet. Mutlaka böyle bayağı karşısında oynayınca oynayan adamlar sevgi var. Sevgi eksikliği ya da çok sevgi bir de onu yapıyorsun. Niye yapıyorsun? Adam elinde yemeği tabidot ediyor. Benim evet, astar sevgili atıyor. Astar sevgi bilmiyor. Ne oluyor? Astar sevgiyi bilmiyorum. Bizim diyor şeyi diyor. Niye o kadar diyor? Olur dedi. Benim bir arkadaşım var. Bekir işte bu Ganyotçu oynuyor filmde. Kolpaçino'da benim şoförüm oynayan çocuk. O çocuk böyle bir yere gittik. İşte birileri dedi ki ya işte bu kime dersen tokat vuruyor falan diye. Bekir de arkada yemek yiyor. Ajda hiç dayanamaz böyle döner yiyor falan. Garson gitti bir tane tokat vurdu. Bekir de döndü kola şişesini kırdı. Çocuğa iki tane vurdu abi şeyde restorantın içinde. Oğlana git vur dedik bir daha gelmedi tiki. Gelmedi yani. Oğlum git vur diyoruz gitmiyor. Abi gerek yok falan filan. Nasıl tik? Hani tiki olan adam hastalıklıdır. Duramaz evet. Yani. Evet yapması lazım. O dayak yapmadan. Dayak da yese çünkü o idmanlı olması lazım. Dayak da yese gidecek. Bazıları da bunun dümenini yapıyor yani. Çok sevilen bir şey değil. Yani. Ama belli olur o ya. Değil mi? Yani. Hadi o mikrofon niye öyle bomboş duruyor? Ben şarkı söyleyeceğim. Sistemin belli değildi. Ben senin neyenim anlayamadım Sevda. Maşallah. Ateşin aynı değil. Sen de deniz varken bize iş düşer mi burada yani? İlk biz defa. Deniz ben kaç 90... Ama biz çok söyledik bu şarkıyı. 98-99'larda falan gidip dinliyordum Deniz'i hatırlıyor musun? Bizim bak yeni de. Bizim 2000'de. Arkadaşlar bu böyle hani var ya. O zaman ben 12 yaşındayım. Hani sümüklü çocuklar var böyle yalarlar sümüklerini hani var ya böyle böyle köşede kalırlar. Sümükler akar böyle. Benim mi? Ha, ona hayran, bana hayran. Böyle herkese ne güzel, ne güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl adama niye öyle söylüyorsun? Ama biz sizi hayran, gördük hayran, şimdi yani. Hani. Ya Hülya Avşar. Tamam anladım. Bir şey Deniz Seki nasıl ona hayran? Evet. Bizden bizim, milyonlarca var. Yani. Bizim 2000 yılında... Estağfurullah. Estağfurullah. Bizim 2000 yılında bir yılbaşı şeyimiz var. Maceramız Şafak'la. Almanya, Berlin. Aha. Paramızı alamadık. Hülya Avşar. Sayın Hülya Avşar. Michael Jackson'la Madonna'yı getir anca doldurur. Uçak hangarı yapmışlar. İnanılacak gibi değil ama 5000 kişinin. Şamdanlar, mamdanlar. Yani buradan Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Yılmaz Erdoğan, efendim kimi Basar Fatih Özkan, Sezen Aksu. Dolmaz orası yani. Belki arkalarda boş yer kalabilir. Dediler ki Mark Euro'ya geçiyor.
Ha, ha, Almanya'da geçmeyecek, biz de havaalanında free shop'ta bütün parayı harcadık. Aşağı inik 1 liramız yok. Gerçekten yok. Nasıl parayı alacağız diye. Gerçekten yok. Euro'yu da bekliyoruz. Yeni euro nasıl falan diyor. İlk elimize ilk elimiz değecek euro'ya, tamam mı? Karlı bir Berlin günü. Ya Mete, ben de bir tane palto almışım yanıma, ince mince falan. Abi aç kaldık, ölüyoruz. Adam parayı vermedi, kaçtı. 150 kişi mi 200 kişi mi ne geldi? Bu arada biletler adam başı 100 euro. Ne 100 eurosu ya? 300 mark 150 euro işte. Tamam 300 evet. Mark ha. Ben 300 mark 150 euro. Doğru. 150 euro bak, uçak hangarı inan bana Michael Jackson'la Madonna'yı getir anca doldurur. Gerçekten Almanya'ya uçak yani. Hangarı bu arada. Siz dolduramadınız yani. Ya ama, imkanı yok diyorum mümkün yani. Mümkün değil ama doldurulacak. Bir de nasıl sapa? Hava kar, kış, oraya öldürsen gelmezler yani. Ne oldu sonra? O zaman herkes çıkıyor. İbrahim Tatlıses bir yerde, Tarkan bir yerde. Biz dedim ya, Almanya'da bir sürü kişi çıkıyor. Ben normal Türkler orada. Günlük kostümümle çıkmak zorunda kaldım. Çünkü biz yoldayız. Paramızı aldık alamadık, aldık alamadık. 12'ye girdik zaten yol. Sinan Akçıl da yanımda. Eyvah. Şafak mı orada? Yaşar, ben. Yaşar kaçtı. Ben dedi annemi gördüm dedi, gidiyorum dedi, gitti. Olacak gibi değil. Tabii, neyse tabii. Böyle çıktık, ara verdik. İşte 2 dakikada kostümümüzü giydik falan. Geceyi bir şekilde o gelen misafirlerimize şarkılarımı söyledik. İşte o programını yaptı, şovunu yaptı. Fakat gece sonrası... Donarak ölüyordum ya. Donarak. Haluk'u bekliyordu böyle, otelin kapısında. Böyle donarak ölüyordum ya. Arkadaş, o Haluk kimse, adam artık Almanya'da şey dedi. Haluk, birader bak, önemli neden? Olan delikanlılıktır, onurdur, haysiyettir, şereftir falan. Ulan bir döner ekmek getir, beye düştüm bak. Oraya ya bak. Oraya geldim yani, hani çizi kraker yiyordum sürekli böyle. Garip adamlar öyle bir şey yapmışlar yani, çok yani büyük 3 kağıt. Allah. Bizim otel masraflarımızı da ödememişler. Hiçbir şey. Almanya'da ben şov yaptım, sihirbazlık. İnanılacak bakın, gibi değil. Bakın kurdele yok oluyor falan diye en son. Hadi en be. Vallahi diyorum ben. Bakın falan diye böyle, ayrı falan diye. Para yok, pul yok. Ortada kaldınız yani. En son 100 mark almadılar benden, hani ayıp olmasın diye. Bayağı otel yani. Masraflarımızı kaldı. Falan kendimiz karşıladık. Hem yılbaşında çalıştık hem paramızı alamadık. Rezaletti. Abi neredesin diyorum ya, Şamlı'nın adı kiralladığım yer geldi de diyor, onlarla konuşuyoruz. Çünkü herkes gitmiş, bak her şeyi düşünmüş adam. Gitmiş gümüş şamdanlar, işte tabii. Jumbo, çatal, bıçaklar, her onları şey. Onları çalsaydık para çıkıyordu. 10 numara gitmiş otellerden kiralamış. Müzisyenin parası yok. Bakın, nasıl döndünüz? Gülli Avşar bir şey söyleyeceğim. Dönüş biletimiz vardı. Business class gidiyoruz. Hamurlar, Mercedesler. Yani Türkiye'deki, dünyadaki ne kadar lüks arabalar var ki, limuzin falan, hepsi onlar karşıladı doğru, bizi. Doğru vallahi. Hoş geldiniz, beş gittiniz. İşte hemen sizi Almanya'daki işte özel bir Türk restorantına götürelim. Ama sahneye çıkana kadar. Hülya Avşar bir baktım herkes yok oldu. Aga bizi alacaktı. Ama. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Aga bizi almaya gelmediniz. Deniz, ben Yaşar. İkimiz lobide, üçümüz. Yaşar da var. Sinan da var yanımızda. Benim dedi biraz param kaldı. Oldu, alışveriş yapacağım. Dayım geldi, dedim, ben gidiyorum dedi, gitti. Benim de dayım Berlin'de yaşıyor. Müzisyen o da. Dedi 3 kuruş para ama gideyim sinirimi bari bu para vereceğim. Sinirim bozuldu yani. Neyse gittik. Baktım hala lobide oturuyor. Ben gittim öğlen akşamüstü geldim, hala lobide. Haluk'u bekliyorum. Hayır. Haluk gelir mi oraya be? Haluk gelmedi abi. Ondan sonra bir Türk kahvesine gittik, çağırdık. Orada arkadaşları bulduk. Dedik abi böyle böyle biz ezildik falan. Emrah modeliyim ben orada. Aman bir şey olmasın. Emrah ya dediler modeli. Ki ayıptır, gelir Almanya'nın adım. Dedim her yerde anlatırım abi. Ne olur gözün seveyim, paramı getirsin. En ufak, en küçük. Bir de biliyorsun hani yılbaşı bizim için hani tabii ki ekstra yani. Önemli. Tabii. Düşün yani. Öyle bir yılbaşı anımız var. Şafak çize. Berlin yolları. Berlin yolları. Çok üzüldüm sizin bu halinize. Sen ne yapıyordun orada? Hani Deniz şov yapıyor. Ben çıktım işte böyle şovlar hazırladım. Murat Aslan diye yönetmen bir arkadaşım var, maskeli beşlerecek. Onu da götürdüm. Kamera aldık. Kamera bir yerde kaldı. O hem çocuğun beşik alacaktı. Onu arada. Alamadı. Geceyi sunuyorum, şovlar hazırlıyorum, okay. Şener Şen taklidi bilmem ne falan. Bir sürü şey hazırladım yani. Şener Şen taklidi nasıl yaptın? Şey, çiçek kapasındaki işte. Nasıl? Ben istemem falan. Ne demek ulan Şakir? Herkese çay. Ayakta dur buraya. Şakir dedi. Sen bana nasıl Şakir dersin? Bir saattir ben burada duruyorum zaten. Programımda, ilk programımda Hülya Avşar'ı konuk aldım. Çok güzel. Böyle. Çok arkam sağlam. Yorulduk ya. Bak hadi oturun hadi. Yani sor orada cevaplarım ben. Orada cevaplarsın. Yoruldum valla. Yani. Bir kişi güldü böyle. Bir kişi güldü 170 kişinin içinde. 170 kişi değil mi? 170-180 kişi vardı. Bir kişi güldü. Gittim ona. Bir kişi tek güldü. Bir kişi güldü. Diğerleri zaten Almanmış. Aa! Almanlar da var. Doğru.
Doğru. İki tane Türk ailesi var o kadar. Doğru. Hadi biz Yozgat'tan geliyoruz vermiş falan. Vermişler 300 mark. Ay canım benim ya. Onlardan isteyecektik abi, döner söyleyin yiyelim falan diye. Bak bu sanatçıların haline bakar mısın? Yalnız Tayland sakız çiğniyordu ya, ben de ona hayranım. O kadar soğukkanlı ki böyle oturuyordu yani. Melece. Sakız çiğneyince olmuyor abi, olmuyor. Ne yapsın? Selet mi aldı, dişim aldı. Ne kazık yemişsiniz. Sonra bir de Almanya'ya gittiniz mi? Yok hiç. Gittik. Ben şimdi yeni bir yarışma programı yapıyorum. Orada yani başladık. İşte müzik şey müzik benim sahne benim diye bir yarışma programı. Almanya'da Bülent Ersoy ben. Almanya'da mı Çağlayan? Avrupa'da 13 şehri gezeceğiz. Final İnşallah Türkiye. Gezeceğiz yani. Bilmiyorum. Müzik yarışması. Bir yere gittik, gezdik. Bu nasıl bir şey? Televizyonda olacak. Televizyonda olacak. Onlar ilk böyle deneme çekimi gibi, daha doğrusu çektik. Onlar pazarlayacaklar. Güzel bir ekip kurdular, kurguladılar. Bakalım. Bülent Ersoy, sen? Ben Armağan Çağlayan. Armağan Çağlayan. Evet. Allah. Ama bu ekip... Kadroyu yani... düşünemiyorum. Bülent Ersoy parasını vermezler sana, parayı. İnşallah sağ salim dönersiniz oradan. Yok artık yani. Bunları gidip sahnede mi yapacaksınız, onu anlamadım. Bu başka format yani, Popstar'ın başka versiyonu bir yarışma programı aslında. Peki niye Türkiye'de değil? Bilmiyorum, Türkiye'deki kanallara pazarlamayı düşünüyorlar mı? Yani ben profesyonelce işim yapıyorum orada. Bilmiyorum onların bileceği şey. Bunu şeye bırakabilir miyim? Denizciğim. Denizciğim, hadi bize bir şarkı ne olur. Söyleyeyim mi? Böyle 2-3 şarkıyla olmaz, ben doyamıyorum. Hatta öyle mi? Evet. Hareketli bir şey söyle. Hareketli bir şey söyle. O zaman burada başlayayım. Çok rahat geldi burası. Burada başlayayım. Tamam, başla. Aşk müzikleri diyeyim hadi. Denedik bak yine tekrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Denedik bak yine tekrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Sana göre ki bir yere kadar, bana göre bir ömür o ölene kadar. Kimine göre belki adı değişir. Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim. Dün yada aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yap. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yap. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yap. Bak yine tekrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Sana göre ki bir yere kadar, bana göre bir ömür o ölene kadar. Değişir. Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim. Dünyada aşamayacağın
unutma. Bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar. Yerini yaşa ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar. Kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar. Kaderini yaşa ya da yenisini yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini. Biz kadınlar o kadar marifetliyiz ki şu topuklarla nasıl onların üzerinde duruyoruz gerçekten. Valla ben düz ayakkabıyla daha zor yürüyorum. Artık değil mi? Artık o noktada biz balerin olarak doğmuş gibiyiz yani böyle. İnanılacak gibi değil gerçekten. Acaba şapak hakikaten giyse yürüyebilir mi? Biz idmanlıyız, biz yaptık işte ya. Filmlerde, milimlerde. Aa doğru. Çivi gibi yani değil mi? Çok acayip. Çok. 18'lik inşaat çivisi gibi. Abi yani alıştık artık şey ya. Yani yapacak denge bir şey. Denge çalışması bayağı ciddi bir akrobasi şey. Doğru doğru. Hatta bacaklarımızın şuraları kaslı oluyor. Bir de olur mu ayak uçlarına falan ki rahatsız. Yani niye şapak yapıyorsunuz bunu? Şapak olur mu ayakkabı sana? Güzel. Benimkiler taraklı bir yerci. O yüzden olmayabilir. Ay kadın tutuklu. Mete'de tarak var mı? He? Olur mu diyorlar da benimkiler benimki taraklı. Taraklı mı? Hiç olmaz. Yani niye yapıyor peki kadınlar bunu? Hakikaten yani. Ya topu. Güzellik ne demek? Hayda soruya bak. Güzellik. Hayır onu dedi de yani nasıl? Niye yani sonuçta hayır, şimdi ayak uçlarında bir sürü yani belli bir sürü ayakta durunca işte diyor ki buralar böyle oluyor. Oralar. Hayır kaslı oluyor. Neden? Neden giyiliyor? Güzel diye. Kendimizi böyle daha, ne bileyim daha bir farklı duruyorsun değil mi topuklu yani, giyince? Yani eğer benim gibi bir 63 boyunda olursan çok iyi hissediyorsun kendini. Sen Hülya Avşar'ı topuksuz gördün mü? Ben bir de 1.74 gördüm. Paskal gibi yersin ha kafaya şimdi. Bir kadın olmakla alakalı ne bileyim ben sana oturun, bunu anlatamayacağım. Bir daha, oturun düşünün onu yani kadın olmakla topuğun bir alakası var mı ya? Topuklu giydik kadın olduk mu oluyor hayır yani? Hayır. Kadın olduk. Giymeyin topuklu abi. Rahatsız oluyorsun. Düz taban takıl. Ya Mete şeyi bekliyor. Mi? Kompleks topuklu var mı hani? Ne alakası var? Senin için yani rahatsız oluyoruz diye anlattınız. Bir şey soracağım. Kız arkadaşın oyuncu mu? Yoksa efendim? Kız arkadaşın oyuncu yok, mu değil, yoksa? Değil. Değil. Topuklu ayakkabı neler çekiyordur senden kim bilir? Giymiyor mu? Giymiyor. Çok selam söyledi bu arada sana. Aman bir şey diyecekken. Bu olur mu ya? Ne oldu ya? Ama ben bunu görmektim. Ama ne güzel ya. Çok güzel ya. Reklamlar. Ben sana bir şey anlatacağım. Şimdi müsaade ederseniz Kolpaçino'dan bir bölüm seyrettirmek istiyorum sizlere. Şafan o görüntülerini görmenizi istiyorum. Çünkü ben sana çok gülüyorum ya Şafak. Ben de çok gülüyorum. Niye gülüyorum ben sana? O gözlerini şaşı yaptığı zaman hele var ya yapma sakın. Onlar ne zamandır? Nasıl seyredeceğiz? Televizyonumuz nasıl olacak? Seyredebilecek miyiz acaba? Televizyonda izleyebiliyor muyuz kendimizi? Evet burada şimdi yukarıdan aşağı inecek. Bak. Ne? Hani? Uhuhu. Bak. Wow. Nasıl ama çok havalı değil mi? Çok havalı bir şey geliyor. Hadi. Dağım diye kafama inermiş. Aa geldi hakikaten ya. Bravo. Süper. Kaymaz mısın tarçınıma diyor ya burada. Çok ya, ne kadar çirkin bir de şafağa kadın bak, olmak çok yakışıyor. Gerçekten mi vurdu ya? Hani? İzledik mi? Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kola onları yenilesin. Gemilerde talim var. Kız benim, yârim var, yârim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Ne pis bir adamcısın sen. Bu şey değil mi? Animatörüz biz diyor. Göster bakalım. Tabii. Animasyon grubu. Aa! Bir insan bunları nasıl yazar kendine? Şöyle 6 tane çirkin adam çıkarıp şu güzelliği koyuyorsun ya sonra şuraya.
Çok güzel tattı, bu fotoğraflar bu arada. Maşallah. Nerede? Allah uzun ömür versin. Bu jenerikteki fotoğrafların öyle çok ben, güzel. Böyle şeyler de VTR'ler de bana da versenize görüntüyü ne olur. Ver, yani şimdi beni değil de hani oradaki görüntüyü demiştim olsun. Bu da olsun. Bir kalabilir mi rica etsek? Sıra geldi gazeteci arkadaşlarımızın sorularına. Buyursunlar. Ben her hafta buraya birkaç gazeteci arkadaş bekliyorum. Hazırlıklı olup gelsinler lütfen. Onlarla da kozumuzu paylaşalım diyorum. Siz hangi... Bunlar polis kamerası bunlar. Siz hangi duruyorlar kanalda? TNT, TNT. Bu isim? Hafta onlar gelmiş Şafak'cığım. Evet, dışarıda bekliyorlar, girmiyorlar. İsim? Benim ismim Erkut. Erkut'cum, sorun var mı? Üçünün i̇zin verirlerse, yere. Önce izin verirlerse. Kime benim, soracağını soracağım. Benim sorum Şafak Bey'e. Evet. Hı-hı. Abi Colpacino bomba setinde saçlarınızı boyatmıştınız. Boyalar evet. Çıkmadığından dolayı mı saçları evet, kazıttırdık. Evet, kazıttırdık ki boyalar çıksın diye. O ciddi boyaya, bayan boyası gibi işte boya yapıyorduk biz de. Niye, onların spreyleri yok mu, nasıl? Yok, bu yapılamıyor. Bir de bir ay, bir buçuk ay falan sürdüğü için film, bu 5 hafta sürdü. 5 haftada o spreyi sık, tak falan filan. Doğru. En iyisi boyatayım. En iyisi boyatmak. Zaten 4 kere falan boyattırdım ya. Çıkıyor, çabuk çıkıyor. Ama bence çıkıyor. Sana saç bu saç yakışmış. Bu yakışmış, mu? Yakışmış, evet doğru. Yemin et. Gerçekten. Bu saç. Ya şu yüzü bir düzeltsek başka bir şey. Hayır. İnternette öyle bir şey var ya, Şırnak'la aşıkların telefon konuşması. Hı. Ay! Canım benim. Sen hiç seviyorum. O değil mi? Beni öp. Ay canım benim. Ay canım. Bu muydu sorun yani? Canım soru, benim soru. Diye. Bu mudur? Bu. Onlar çok rahatlar. Buyurun. Benim Deniz Hanım'a. İsim? Kenan Doğu. Kenan Doğu. Kenan Doğu. Evet. Lu. Lu'su eksik. Lu. Buyurun Kenan Bey. Deniz Hanım, siz hiç hayallerinizden vazgeçtiniz mi aşk için? Hayallerimden vazgeçtim mi? Hayır, geçmedim. Çünkü ben çocukluğumdan beri hayalini kurduğum asıl aşkım olan gerçek aşkımı yapıyorum. Müzik. Çok samimi söylüyorum bunu. Yani 5 yaşındaydım. Bayağı stratejik planlarım vardı yani. Elimde böyle artık ne var, saç fırçası falan değil ama yani. İşte ne varsa ortada artık. Tablo, kül tablası vesaire. Ben hep şarkıcıydım ya. Yani benim en büyük hayalimdi bu. Başka öyle da, doğdum diyor. Başka da bir hayalim olmadı. Ha tabii arada bir böyle gelip geçen rüzgar gibi hayaller oluyor. Onlara isip de geçiyor yani ama ben hala bak müzikle ayaktayım ve onunla yaşıyorum. Birinci bölümle ilgili bir takım eleştiriler aldığınızı söylediniz. Peki bu eleştirileri yerli mi buluyorsunuz yoksa hani yıldırım yüksek tepelere düşer sözünü doğrulayan bir duruma mı gidiyor? Ben bütün eleştirileri yerli buluyorum çünkü takmıyorum. En güzeli. İsteyen istediğini söyleyebilir. Hiç umurumda değil. Ama tabii o ilk söylediğiniz de önemli. Eleştirsinler, ben mutluyum. Eleştirdikleri için mutluyum. Eleştirmeseler de çok üzülürdüm çok zaten. Çok doğru. Terazi hep öyle değil mi birader? Bizim burçlarda öyle. Biz çok şey yapmıyoruz eleştiri. Saygı duyuyoruz. Bir yani. De işle alakalı. Saygı da duymuyorum canım. Ne saygı duymuyorsunuz? Yalnız kanzurlar nasıl? Bizim burçlar derken üçünüz birden aynı burçlarsınız. Belden aşağıya geliyorlar ya. Belden aşağı gelemezler zaten. O kansızlardan nefret ediyorum. Onun dışında da başka bir şey yok. Onları da buluyorum zaten. Yalnız benim size. Çok küçücük. Ben biliyorum der. Beni tanırlar. Herkes tanır yani. Hiç kimseye eyvallahım olmaz. Evet biliyorum. Benim şizofrenim ben o bakımdan. Valla ben bak, evine girerim evine. Merhaba ben geldim. Evet, gider otururum yani hiç. Gözüm peki, karadır peki, yani. Peki bunu nasıl yapıyorsun? Senin bu biraz yönün biraz... Ben bir tanesi ölmüş anneme küfür etti. Alo. 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 Pelin Hanım iyi geceler. O da var sohbet var herhalde. Evet. Kiminle görüyoruz? Beyaz. Beyaz. Amcanları mı arıyordun da bana denk geldi? Birden niye şaşırdın? Beyaz, beyaz, beyaz. Ay bir şey söyleyeceğim. Oktay Kaynarca'ya bir sorum var onun için aradım. Söyle Pelin'cim, söyle aşkım, söyle. Oktay'cım, ben sana hayranım. Ah, Kurtlar benim. Vadisi'nden beri. Ah canım benim, biliyorum. Ben biliyorum. Niye geldim buraya kadar da ya? Ay nasıl? Döndürme kamerayı, konuş. Ay,
Oktay Bey. Seyircim var ya. Söyle canımcığım, söyle. Ben çok... Ay yapma bir dakika. Ya pardon Oktay, çok özür dilerim Oktay. Ay pardon Oktay dedim ama Oktay'cığım. Söyle canım benim, söyle. Kocam yanımda da bana göz kaş işareti ediyor ama ne yapayım hayatım ya, yapacak bir şey yok. Aa beğeniyorum işte. Nasıl bir yere düştük arkadaş bir canım? Anlamadık. Aa 40 yılda bir telefona bağlandım. Ben Oktay'ı görünce dayanamıyorum. Kocam bunu bildiği halde bana bir türlü... Lütfen bir dakika bırakır mısın? Bir dakika, bir dakika. Vallahi elim böyle kalmış bak, bu da böyle ya. Kalmış. Oktay Bey iyi akşamlar. Oktay Bey, Oktay Bey duyuyor musunuz beni? Bu sizin kocanız mı? Benim ne zaman konuşsa kavga ediyor kocasıyla. Ben böyle bir şey görmedim. Oktay Bey ben Pelin Hanım'ın kocasıyım. Adım Kasım Kandemir. Bak kötü bir şey söyleme sakın. Yok gerçekten burada ailece buradayız şu anda. 3 katın komşusu bir eve toplandık. Merhaba. Bir dakika. Hepimiz hayranlıkla sizi izliyoruz. Merhaba. Merhaba. Sesleri duyabiliyor musunuz? Yani şeyler oluyor. Kay ben böyle tek başıma durmayayım kalabalığın. Beyazıt sana da çok biz hayranız. Beyaz abi. Beyaz abi bir dakika beni dinleyebilir misiniz abi? Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Tamam bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey söyleme ne olur. Bak çok kötü olur. Samimi söylüyorum. Abi ben gerçekten yani eşim size hayran. Ben de size ayrı bir hayranlığım var. Yani özellikle Beyaz Bey'e. Ben Oktay Bey beni duyuyor mu bilmiyorum. Ben nefret ediyorum ondan yani. Ya ben sana demedim mi? Bir dakika. Ya bak gözün seveyim yapma. Hayır hayatım bir dakika. Bugün bir insan. Bunun altından bir şaka çıkarsa. Ya yok bir şey. Dur bir dakika dinleyelim. Bir dakika dur. Bir dakika Oktay sen... Oktay sakın kırılma. Benim koca biraz böyle işte. Ya Beyaz'cığım. Oktay'cığım sen bir kenara bir... Meltem Cumbul'un sesi değil mi ya? Ya ne alakası var? Bizim de canlı canlı nasıl konuşsun oradan Meltem Cumbul? Ben de anlamıyorum. Vankulamak mısın? Burada mısın? Beyaz Bey müsaade eder misiniz? Bak eşim Oktay'a hayran, ben size hayranım. Yani benim ondan bir şey söylemem lazım konuşta. Yani Beyaz Bey beni duyabiliyor musunuz? Bir dakika. Müsaadeyim. Ya hayır. Ama eşim size Oktay'a hayran, ben hayran derken karıyı gördüm, şöyle oturuyoruz buraya. Bakın. Şöyle. Ağzını bozma. Amcamın oğlu burada. Sana bir hayran. Mete sen de konuşacak mısın? Gelsene adam burada lan. Canlı yayında Beyaz burada lan. Tamam bırak ben bir Oktay'la konuşmadan gel. Beyaz abi. Mete bin boynuna. Abi ben... Ağlayacağım şimdi. Ya Beyaz abi. Beyaz abi. Ama iki kişi bir şey anlatır. Beyazcığım bir dakika, Allah belanı vermesin. Bir dur bir dakika ya. Bir dakika ya. Ha buraya kadar geldik yani. Ya bir dakika ya ne olur ya. Ya programa geliriz konuşturmazsın. Telefon açarız konuşturmazsın. Evet, bir dur ya. Bir dur. Beni de hiç iyi değerlendiremedi. Yuh. Oktay. Beni sat. Atademir, Hülya Avşar'da Atademir misiniz siz? Vay öyle sorulmaz da ya. Böyle sorulmaz tabii ya. Ya arkadaşlar ne diyor? TNT'de yayında mısınız şu anda kendi programında? Evet. Ha, şu anda herkes bizim kanalı kapatacak, sizi açacak. Yani dedim ki sen bir arayıp hayırlı olsun demedin, bari biz gelelim sana dedik. Bizim böyle televizyonumuz nerede? Hülya, şu anda TNT'yi izliyoruz biz, bizim kanalın içinden. Yani izliyoruz artık, yapacak bir şey yok yani. Biz bayağı Beyaz Şov'u bıraktık. Senin şovu izliyoruz yani. Bu adam bana bir şey yapacak ama en sonunda bak. İzlemiyorsun. Ata Demirel diyorsun, Şafak Sezer çıkıyor be abicim. Şafak Sezer. Senin de bir ayarın olsun ya. O kim? Sen misin o? O kim ya? Çok canım. Benim suçum yok. Bana dediler ki ata orada. Hülya bir dakika ortalığı karıştırdınız. Ben bir dakika. Ben de dediler ki ata var. Ama
ata şafak çıktı. Ata şafak olmuş. Atadan şafak bence çıktı. Bence sen sesinden tanımalıydın şafak. Ben gerçekten yani ben sadece telefonda organize oldu bu iş. Bak asıl ajan Oktay Beyaz bize kızma. Asıl ajan Oktay. Niye bağırıyorsun İlyacığım? Ben bir şey söyleyeceğim. Oradan oraya gidiyor ya. Stüdyoya gidiyor. Duyabiliyor musunuz beni? Evet. Çok rahat Beyaz. Ben bir şey söyleyeceğim. Size bu güzel fikirden dolayı, benim insandaki bu güzel fikirden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa Beyaz Show'da bu kadar saat, yaklaşık son 10 dakikadır show yapmadan senin şovunun üzerinden para kazanacağım. Daha ne diyeyim? Efendim Hülya Avşar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni yarışma yeni yeni yarışma programı. Bizi bir yarıştırsana. Koşalım şurada. Pardon. Kanal Türk'te. Kanal pardon, Türk. Pardon. Flash TV'de. Milletin kafa bir karıştı. Onlar, Beyaz. Onlar bir arasınlar Hülya'yı. Bizim ne demek istiyorsun ya? Saatte, ama zaten beni seyrediyorlar. Beyaz seni seyretsinler diye yaptık biz bunu. Duydun mu? Yok tabii bu işin reklamlar mı var? Yok vallahi parasını veririm şu sohbeti söyleyeceğim ya. Yani. Ya nedir ya toplayalım aramızda ya bu ne ya? Tabii ya kaç dakika reklam ya? Kaç para abi ya koskocuk. Beyaz. Aa dıt dedi. Kapandı. Tam devam ediyorduk ya. Bitti. Ben ne dedim? Ay dedim ki yani Beyaz'ın programı seyredilmiyor biraz sayemizde seyredilir diye. Bağlanalım dedik. Ama ilk başta yedi değil mi? Yedi. Bayağı yedi. Ay sonuna kadar yedi bence. İlk başta derken bayağı olduğu gibi aldı gibi gördüm buradan bilmiyorum. Biraz böyle senkron şeyi vardı ama. Aynen, aldı gibi göründü. Bu benim ikinci bir daha Demir Akbaş kalp krizi geçirdi ya şimdi canlı yayın. O neydi ya? Bu benim iyi. Bu, bana bir şey yapacak bu adam kesin yani ben sana söyleyeyim. Yerine mi oynuyorsun? Hortlak gibi her yerden çıkıyorsun. Yok abi çıkıyorsun. Vallahi bak değil, içeri girerken tesadüf oldu samimi söylüyorum. Benim yapmaz. Yok yapmaz. Ne olur bu abi? Beyaz. Yapma temiz çocuk. Beyaz alışık böyle şeylere. Ya ben ilk defa herhalde programdan programa şakayı ilk defa. İyi güzel. Ya televizyonlarda bir ilke daha böylece. Arkadaşı ayrılmıştı yanından. Ben de dedim ki ya vay be sana yaptı ha. Ben de bir gün ona bir şey yaparım falan dedim. Çıktım bir gün Beyaz İrlanda komedyenidir falan dedim. Mavi göz falan filan tamam mı? O da çok bozulmuş aramış. Demiş ki Şafak niye bana böyle bir şey söyledin diye. Çok da eski arkadaşım benim samimi söylüyorum. Bütün her şeyime destek olmuştur gelmiştir tiyatroma miyatroma falan. Enteresan bir kişiliğe sahip. Doğru. Çok da seviyorum. Ondan sonra... O ayrılan arkadaşın söylediği şey beni çok üzdü tamam mı? Hani dedim Beyaz yapmaz abi bizden biri Beyaz falan filan. Yok ya işte dedi haksız yere bir şeyler oldu ayrıldım falan filan. Ben de bir gün öyle sonra hiç konuşmuyoruz tabii bunlar. Bir hafta sonra onu aradım. Dedim ki ne oldu bak dedim televizyonda ona da söyledim bak sözümde durdum dedim. İnşallah tekrar başlarsın işe ben Beyaz lan dedi. Ya bak var ya eyvah. Aklımı kaybettim ya. Eyvah. Niye yapıyorsun abi? Ya Mahsun orada. Dedim ki Mahsun bir şaka olduğunu falan söyle. Çok ayıp oldu yani. Tamam. Adamın telefonda çıktı ya. Ben Beyaz dedi ya. Ay. Dinledi ben Beyaz lan dedi. Çok fena oldu be. Böyle enteresan şeyler buluyor. Acaba hakkımıza dedikodu yapıyor mudur Beyaz şimdi orada? Şu anda tabii. Ha? Şu anda tabii. Kesinlikle yapıyor. Oktay'ı arayın cepten. Oğlum kurun bunları yapın işte bir şey diye. Oktay'ı arayın cepten. Ne diyor? Yanında kim var? Oktay. Program devam ediyor mu? Evet. Çay alacağım da. Al. İster misin? Hülya'm çay bardaklardan bir tane arak diyebilir misin? Ben suyu alayım. Tabii her şeyi yapabilirsin. Ben şu kavun içiyi aldım ben. Şu güzel. Beyler su istiyorum. Dur bu güzel. Bunu alırım ben. Bardaklarım güzel değil mi? Doğru söyleyeyim. Çok. Buna bayılma. Kavun içi. Bayılıyorum kavun içi. Nereye atıyorum? Bayılıyorum kavun içi. Bak sıcak. Denizciğim sen. Mis. Ben su istiyorum. O tabii bir de tatlı yedim ya bir şeyler olsaydı. Bir kandil simiti vardı şeyde. Ajda bardağı mı deniyor buna? Hani bilmiyorum ha? Ajda bardağında bu bardakları mı söylüyorlar ama. Hani öyle bir biraz benziyor. Ayda. Sana bu bardakla su versem olur mu? İsim kullanmıyoruz yalnız reklama giriyor. Reklam yok mu?
Yok, reklama girmiyoruz galiba ama şimdi. Ama ajda bardak. Bu bardakla versem olur mu? 100 yılın bardağı. Değil mi? Olur, Deniz. Olur. Canım benim, olur. Bu bardakla versem olur mu? Oh ne güzel ya, eve geldik. Abla seyirciler. Valla içen bir yer olmuş. Sohbet, muhabbet. Oh. Var mı? Ajlık var mı? Ne var mı? Ajlık var mı? Bir şey var mı? İşin ben bir şarkı mı söylüyorum? Ne yapıyorum? Evet. Tamam. Hadi lütfen. Ya tamam. Şafak sen durma. Şafak. Vokal, vokal. Ve vokalist olarak vokallerde Şafak Sezer. Şarkı söyleyelim. Niye görüntü yok orada? Ne oluyor? Niye televizyonda görüntümüz yok? Tamam artık
kapattık, dükkanı hayır, kapattık. Hayır yok öyle bir şey. Yeter artık tamam. İzlenmiyor bu saatten sonra program kendimize. Program saat bir abla yarın kendimize sabah bu saat. Ne anladık ne var bir. Allah Allah. Sabah ya, kadar buradayız. Ya Rütük bu kadar izin veriyor. Uyan uyan diye. Gelsin sabah bize görüntüyü ne olur. Görüntüyü istiyorum lütfen. Deniz sabah bize gelsene. Uyan uyan diye. Aa kaydetsek ya onu. Abla çalsa alarmı çalsa. Uyan uyan diye böyle. Keşke kaydetseydik. Bir daha söylesene dur telefonu ver. Mete de yaramaz çocuk gibi ya. Ben vallahi ciddi söylüyorum. Mete hayatım böyle. Enerjimiz var lütfen. Mete, maşallah, gelmişiz 35'e. Mete'nin enerjisi yani diye. Maşallah yani. Çok affedersiniz. Bende biraz öyle bir şey var ya. Yani her lafa böyle atlamamanın. Yok. Yani. Evet evet. Yok. Hani, öyle deyince Mete'ciğim. Öyle öyle. Ben bilmiyor muyum kendimi öyle ya. Baya böyle gereksiz gereksiz. Orada bir şey konuşuyor. Benim kafam bir şeye takılıyor. Ona laf söylüyor. Lan sus. Aa. Terazi Burcu'nun özelliği bu. Enerji patlaması yaşıyoruz her zaman. Vallahi. Şimdi kim var biliyor musunuz gelecek? Kim? Daha gelecek bu saatte. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Beyaz'a Okan'a gittiğiniz zaman kaçta bitiyor program? Bakar mı geliyor anlamadım ki ben. Bu saatte kim Beyaz'da gelecek? Beyaz'da da bitiyordu bu saatte. İkide mi bitiyor? Bekçi, gece daha. Bekçisi. Televizyonda görüntü şey istiyorum. Okan 3.30'da falan bitiyor herhalde. Ben hiç bulunmadım. Nasıl olsa bulunacaksın. Yok. Sen çok güzel program sunarsın. Öyle diyorlar. Gerçekten. Evet, hiç kimseyi konuşturmaz diye. Ama konu kalmıyor. Konuklara geliyor. Sen gel git sonra falan. Deniz'in klibini seyrettiniz mi? Deniz'in klibini seyrettiniz mi? Deniz'in. Seyrettin mi klibini? Yok görmedim vallahi. Deniz, ben gördüm Deniz. Kardeşim çok başarılı. Kardeşi çekmiş. Ay süper. Hikayesini de dinledim. Şey, program sunarken dinledim. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Klipte aynı zamanda eşlik eden dansçı bir çocuk var. Burak. 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 Burak da burada. Yakışıklı onu alacağız. Bize dans edecek. Öyle mi? Evet. Oh my god. Aa, Burak. Burak. Wow. Burak. Hoş geldin Burak. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Burak'cığım hoş geldin. Herkes merhaba, soruyor. Kim bu diye? Hem kim bu diye hem de Burak gerçekten suyun altında mıydı diyor. Evet suyun altında yaklaşık 2 dakika nefessiz kalıp dans ediyor ve o kadar enteresan figürleri var ki ya şarkının duygusunu asıl en güzel ben bu şarkıda. Çok evet suya hapsettim. Suya hapsettim. Olağanüstü bir yetenek. Güzel, evet. Kendisi modern dans, dansçı. Evet. Bize dans edecek misin? Hayır. Neden? Kıyafetlerim zaten. Size şarkı söyleyeceğim diyor. Şarkı söyleyeceğim. Nasıl? Ya yok. Şaka yapıyorum. Ya. Niye bize birazcık dans etsene? Yani bir kere hazırlıksızsın yeter, biliyorum. Hazırlıksızım. Evet. Zaten hani böyle sahnede çok dans etmiyorum. Genelde normal sahnede dans ediyorum. Normal sahnede? Yani kendi projelerimiz suya üzerinde. Suya olan sevgin ne diyorlar? Önceki hayatında karpuz muydun? Önceki hayatımda dalgıçtım. Hala dalgıçlık yapıyorum. Dalgıçlık var mı hakikaten? Profesyonel dalgıcım, sanayi dalgıcım. Fadin, sanayi dalgıcım. İstersen ben damarlara biraz bak. Sana suya hapsettiğimi söyleyeyim. Evet. Ayrı çalışması yok. Evet. Vallahi diyorum bak damarlarına bak. Ben biraz suya hapsettiğimi söyleyeyim. Ama çok yetenekli. Ben biraz suya hapsettiğimi söyleyeyim. Sen de böyle işte... Ya nasıl arkada böyle bir şey yapma ya. Ya biliyorum hazırlıksız ama ne var yani şurada biraz... Ben senin geleceğini bilmiyordum açıkçası. Şu anda bana sürpriz. Bir de zaten sürpriz. Haydut bir, sen iki sürpriz olur. Bence kaydıklı. Bence beraber çıkacağız, evet. Tamam dans ettirecek miyiz? Birader ellerini cebinden çıkarır mısın halka karşı? Aşk olsun Burak ya. Yani oradan gelir etkilenme falan. Tango yapalım. Tango mu? Sen. Ne bileyim. Gece bir bir ablacığım ne diyorsun ya Allah Allah tango yapalım. Tango! Ha gördün mü? Dur peki. Bravo! Burak'a dans ettiremedik. Şunu yapalım. Burak'a zonun diye dans ettiremedik. 35'inde mi? Nita, Burak'a dans ettirmek için buraya kocaman bir akvaryumdan evet, havuz koymak lazım. Evet, akvaryum hazırlasaydınız ben içimde. Burak abi, içimde abi. Şu şarkıyı Burak. Biliyor musunuz abi? Bu ne biçim Lolita 35'inde Manita diye. Bir şarkı var ya son.
Onu yapalım bence. Ankara şarkıları. Peki. Bu ne biçim manita 35'inde Lolita. Bizden sonra biz çok çekinmiyoruz. Bir tane biz okuyorlar içinde. Farkındayım. Aslında program bitti ama biz uzatmaları oynuyoruz şu anda. Ne yapayım, kopamadım sizi. Ben de bayağı ortada biz... oturuyorum. Sen bir şarkı daha peki bir şey söyleyeceğim. Biz beyazda küçük kare miyiz şu anda? Nasıl? Beyazda küçük karemiz var mı hala? Devam zannetmiyorum. Ediyor mu? Ya Kanal D'ye bitecek biz mi biteceğiz? Hayır. Çözemedim. Hayır. Artık beyazla ilişkimiz... Bu kadar. Bundan sonra ebediyen bitti zaten. Beyaz hiç mutlu olmadı bu işe. Çünkü hani şey zannetti. Yani sizi bir yerlerden arasınlar, bulsun, hakaret etti aslında. Farkında mısınız? Bir de çocuk benim başıma bir şey gelirse onu beyazdan şüpheleniyorum, haberiniz olsun. Ama siz hazırlıklısınız. Her an bir şey. Peki. Ne yapıyoruz? Abi su getirelim mi? Gel Burak, çay var, su var. Ya da Burak buraya koyayım. Su içer misin? Çay koyayım mı? Valla. Ben çok içtim, 2 saattir içiyorum çayda. Burak gözünü seveyim, bir şey al, misafirimizsin ya. Bu ne kara olan? Tamam. Hadi şarkı söyleyeceğiz, bitireceğiz. Şarkı söyleyelim, peki. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Aa, elinize sağlık. Ne söyleyeceğim? O zaman eski bir şarkıyla bitireceğim. Ben de eşlik edeceğim, evet. Tamam. Biliyor musun? Dalgıcım ben ya. Şafak? Ya Advance bizim şey. Ben de eşlik edecek misin? O zaman hepimize mikrofon yok. Yok. Tek mikrofon. Evet. Şafak'tan ben alacağım. Mikrofon yok mu Adem? Ne söylüyoruz öyle? O ne o? Gerçeği bende sahtesi dilde gizli. Kalbe inip düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeliyse kalpte gizli. Saralını seviyor insan her defa. Gerçeği bende sahtesi dilde gizli. Kalbe inip düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeliyse hazır mı? Olanı seviyor insan her defa. Gerçeği bende sahtesi dilde gizli. Kalbe inip düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzen ise kalpte gizli. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. Vay vay.